Biliyorum bak, çok ani oldu, şoktasın ama insan ölümün kıyısına geldiği zaman artık bir şeyleri ertelememesi gerektiğini düşünüyor. Yani bugün varız, yarın yokuz. Çocuklar, bu da benden size bir nasihat. Hayat bir gün, o da bugün. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız onu ertelemeyin, yapın. Eğer bir şey istiyorsanız talep edin. Eğer birini seviyorsanız şimdi söyleyin. Derya, seni seviyorum. Yıllar önce kaybettiğim şansı bana tekrar verir misin? Ya benimle, çocuğunun babasıyla evlenir misin? Sen ne saçmalıyorsun ya? Sakin ol. Şimdi bir şey söylemek zorunda değilsin. Sakin. Ego, şimdi cevap vereceğim. Ver. Madem şov yapıyoruz, ben de cevap vereceğim. Tamam mı? Ha, sen de söylediniz önce. Yani yarınımız olmayabilir. Yarın hiç olmayabilir. O yüzden benden size tavsiye çocuklar. Bakın, eğer bir şey istemezseniz şimdi hayır deyin. Yani hayır deyin. Hatta bağıra bağıra söyleyin ki karşınızdaki çok iyi anlasın. Uyguluyorum. İyi bakıyor musunuz? Hayır Kenan. Hayır. Seninle evlenmem. Dünyadaki son adam kalsam bile yine seninle evlenmem. Hayır! Ay yeter be! Geçmişte çok üzüldüğü için şu anda biraz tepki gösteriyor. Ben gidip gönlünü alayım. Babacığım, işine karışmak gibi olmasın ama yani bir şey yapman gerekmez mi? Ben şu anda kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir adam elimde kalsın istemiyorum. Çünkü şiddetle karşıyım. Şiddet kötü bir şey. Güzel laf. Su bir şey ister misin? Getir su, su getir. Derya. Allah Allah. Derya, ya tamam, bırak lütfen. Lütfen Derya. Hayır, bırak. Derya, çocuklar bir dakika dur. Bak, benim kolumu bırak. Polis çağıracağım hastanemden. Ya bırak. Ben anlatayım, sen beni dinle. Ne anlatacaksın? Kimi istersen çağır. Ne anlatacaksın? Bak, ne yapıyorsun? Çekil oradan. Çekil, aç şu kapıyı. Ya çekil, neyi dinleyeceğim? Bir şey söyleyeceğim, dinle beni. Neyi dinleyeceğim? Senden alınan örnek benimle uyumluymuş. Hem de %100. Bu mucize, anlıyor musun? Ne yapayım? Ne yapalım yani? Çekil şuradan. Derya, nakil için evlenmemiz gerek. Ha tabii kesinlikle öyledir. Bırakır mısın beni, gideceğim. Derya lütfen dinler misin? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayatta kalmaya çalışıyorum. Sen hayatta kalırsın, hiç merak etme. Bu oyunlarla, bu kötülüklerle mutlaka hayatta kalırsın. Maalesef dünyada kötülere hiçbir şey olmuyor. Çekil Derya. Ne? Hayat senin ellerinde diyorum bak. Eğer hemen çekilmezsen ölümün benim elimden olacak. Şu an seni şurada boğup atarım. Çekil dedim. Derya. İyi misin? İyiyim. Önder bir dakika. Bak ben gerçekten... Ben de bu kadarını beklemiyordum. Açık söyleyeyim, ben de bu kadarını beklemiyordum. Mevzubahis Kenan olduğunda bile bu kadarı fazla. Hayır yani her seferinde merak ediyorum. Acaba beni şaşırtacak mı diye. Beceriyor herif. Her seferinde üzerine bir şey eklemeyi beceriyor. Hayır çünkü herifin şirazesi yok. Limit tanımayanlardan. Yok, adam bilmiyor, ne yapacaksın? Ya ne olur kusuruma bakma. Yani bak benim yüzümden bunlara maruz kalıyorsun. Durmadan sinirim bozuluyor. Evet bozuluyor. Bozuldu sinirim, evet. Doğrudur. Ama sana karşı değil. Asla yanlış anlama. Benim aslında Kenan'a da sinirlenmemem lazım. Kenan sonuçta bu. Kenan Kenanlığını yapıyor. Ben aslında kendime kızıyorum. Buna bu kadar müsaade ettiğim için kendime kızıyorum. Derya! Derya, biz gidebilir miyiz lütfen? Çünkü ben ilk defa kendimi kontrol edememekten çok korkuyorum. Lütfen. Durduğumuz hata, yürü. Alo, Ali. Neredesin oğlum sen? Asıl sen neredesin anne, her yerde seni arıyorum. Biz eve geçiyoruz. Ali. Buyurun Kenan Bey. Oğlum, lütfen önce beni dinle. Lütfen. Hoş geldiniz efendimize. Hoş geldiniz. Hiç haberiniz olmadı.
kızım, hadi pişmedi mi kahve? Ne yapıyorsun? Açmışsın altını sonuna kadar, acı acı içireceksin insanlara. Ya annem tamam, sen tatlı tatlı içirirsin komşularına. Benim gitmem lazım, çok geç kaldım gerçekten. Olmaz. Hoş geldine gelmişler, ayıp olur komşulara. Ya anne, asıl Ege'ye ayıp olacak ya. Çocuk dondu soğuk. Ege'nin ne işi var burada? Merve, anneciğim. Ya Merve'leri bırakacaktı beni. İyi, işim bitince bırakır. Sen şimdi yap kahveyi getir servise. Anne. Bunlar ne ya? Kimin ayakkabıları bunlar? Benim Ege'ciğim. Benim ayakkabılarım bak, özellikle şu lastikli olan favorim. Nasıl? Ege, ne olacak, evde misafir var. Hadi gel. Soğukta bekleme, odamda bekleme. Süper, ben kalabalığı severim zaten, süper. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sessiz? Neden? Çünkü sen erkeksin. So what? Sana mahalle teyzelerinin kurallarını sonra anlatacağım. Şu anda kahve yapmam gerekiyor. Tamam, hadi gel. Tamam. Hadi. Gel. Gel, gel. Koş bu ayakkabılarını. Pardon, oh. Tamam. Ah, Ege. Öyle nal gibi ortaya bırakılır mı bu? Bak, kadınlar görecek. Al şunu şuradan eline. Güzel kız dedik ama emin biraz ağır galiba. Komşum, nerede kaldı bizim kahveler? Haza. Anneciğim, geldim. Haza. Ne? Ben de istiyorum. Ne? Kahve. Şekerli olsun. Senin gibi. Haza. Annem. Ne yapıyorsun kızım sen? Ben ne yaptım biliyor muyum sanki anneciğim ya? Tamam. Tamam, sen gir içeri annem. Gir, misafirleri bekletme, bak çok ayıp. Hastayım dedi, ölüyorum dedi. Ben ne yaptım? Yanında oldum, öyle değil mi? Tabii olacaksın tabii, daha ne olacak? Tabii ki olacaksın da ama bak ne yapıyor? Her şeyi fırsata çeviriyor. İnsan hastalığını fırsata çevirir mi ya? Çevirir. Çevirir. Kenan çevirir sanki bilmiyormuş gibi. Ya peki bir şey yaptı mı? Bir açıklama yaptın mı bu saçmalığına dair? Herhangi bir açıklama yaptın mı? Bana onu söyle lütfen. Yok Önder, yok ya. Ne açıklaması yapacak? Diyor aynı şey diyor. Yok ben hastayım. Seninle evlenmezsem öleceğim. Hayatım sana bağlı. Bir şey olduğundan da değil. Yani ben niyeyse hiç inanmıyorum yani. Gerçekten de. Ya maksat huzur kaçırmak, o kadar. Öyledir. Adamın olayı o. Gerçi biz de meydana boş bıraktık tabii. Bizden de hareket görmeyince adam tabii ne yaptı? Gerçi ben şey yaptım. Çağrı'ya söyledim, anlatılması gereken her şeyi izah ettim ona. Bunu hallettim de. Doğru söylüyorsun. Ben yapmam gerekeni yapamadım yani. Aa, yok ben sen... Ya yanlış anladım. Ben niye sen yapmadın diye sormuyorum ben. Yok Önder'cim, gayet haklısın. Hakikaten haklısın. Yani ben yapmam gerekeni yapmadım çünkü korkağım. Yani. Bu konuda çok korkağım. Çocuklar buna hazır değil. Çocuklar beklesin, çocuklar beni anlasın istedim. Ama adama baksana ya, umursamadı bile. Ağzına geldiği gibi söyledi, sorması sordu yani. Ne yapmak istiyorsa o an onu yapıyor ya. Fakat ben de öyle yapacağım. Gerçekten yani beklediğim hata, çok anlamsız bir şey yapıyorum. Yani ben de Ali'nin karşısına geçip direkt söyleyeceğim artık. Çok anlamsız çünkü. Yani diyeceğim, oğlum bak böyle böyle Önder hocam bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Kararımı da verdim. Bitti gitti bu iş. Ha? Tabii öyle ya. Bitsin gitsin artık yani. Tabii. Bize de yazık değil mi Derya, yani baktığında? Tabii ki yazık. Tabii bir de şeyden yapmıyorsun bunu değil mi? Kenan'a olan öfkenden yapıyor değilsin. Kesin başka bir sebebi vardır bunun. Yok tabii ki yok ya. Seni seviyorum. O yüzden. Hani yapılması gereken bu. Seni seviyorum işte. Ben de. Ne? Ben de seni seviyorum. Dedin ya seni seviyorum diye. Ben de seni. Lan bir günde işe yara be. Yani bir günde bir halta yara. Şu babana hayal kırıklığına uğratma ya. Bir gün. Evet. Alo Berk. Evet, buyurun benim. Gerçi bir halta yaramıyorum ama nasıl yardımcı olabilirim size? Elimden ne gelirse artık. Evde sen konuşmaya geliyoruz. Geliyoruz derken? Geliyoruz, Ali ile beraber geliyoruz. Ali ile.
Tamam, tamam anladım. Tahmin edeyim, onun dokusu uydu. Nakil ondan olacak. Çünkü başka hiç kimseden olamaz. Çünkü o senin kahraman oğlun ve seni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay. Gözümüz aydın babacığım, gözün aydın. Sen bir kendini toparla hemen. Biz az kaldı, birazdan oradayız. Hadi toparlan, geliyoruz. Kerem Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Yani bu olanlar sizin için normal miydi? Şimdi değil Ali. Ya nasıl şimdi değil? Ne yapmak istiyorsanız o an yapın demediniz mi siz? Ne konuşmak istiyorsanız şimdi talep edin demediniz mi? Ben de şimdi sizinle konuşmak istiyorum konu hakkında. Şu an değil, şimdi değil dedim Ali. Annemin dediği gibi şov yapıyordunuz o zaman. İyiymiş. Ben senin tanıdığın şov yapacak en son insanım Ali. Tamam. Şova çevirmeyelim bence. Diyorum ki siz acaba ana oğul baş başa mı konuşsanız? Ya hayır. Yani ben ne konuşacaksam senin önünde konuşabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen. Hayır, şimdi sen Ali'yi ilk defa söylediğinde bir ters tepki verebilir. Ben buna şahit olursam, ki benim için hiç problem yok. Bence bir sıkıntı yok. Ama sen buna şahit olduğun için üzülebilirsin. Ben senin üzülmeni istemem. O açıdan söylüyorum. Önerciğim, ben utanacak, sıkılacak bir şey yapmıyorum. Hele oğlumdan hiç. Senin önünde konuşacağım. Biz doğru bir şey yapıyoruz, öyle değil mi? Tabii ki. Ayrıca benim bu hayattaki en büyük doğrumuz. Gel. Gel kavuşalım artık. Peki nerede? Bilal. Bakkala yolladım, gelir birazdan. Ya saçmalama, gel bir bak şuraya. Çocuk yok. Allah'ın başında bir şey gelmiş olmasın. Koş odalara, koş. Odalara koş ne olur bak. Nerede? Nasıl yok? İçeri bak, içeri bak, içeri bak. Ya nasıl hiç? Ya ne ittirip kaktırıyorsun insanı? Ay ya uçtum. Yok, yok. Yok aşkım, yok aşkım. Tamam, tamam. Bilal, geri koş. Geri koş, gel, gel. Ne oldu? Gel sen, gel. Buradaymış. Ben öyle şey yaptım. Heyecanlandım birden. Ya Kader ya. Heyecanlandım. Olmadı. Ya ne depiyorsun insanı ya? Ya ne yapayım ya? Gitti zannettim bir an. Dalgınlıktan. Artık kaç gündür var ya, kafam şey oldu. Tamam kızım, tamam kızım, tamam kızım, tamam. Hoş geldin kahraman. Ya ne kahramanı oğlum? Süper kahraman. Bak zaten canım sıkkın. Zorlama. Ne oldu, niye canı sıkkın? Oğlum niye canı sıkkın? Ya korkma korkma ya. Komple ciğerini sökmeyecekler. Ufacık parçalayacaklar, bir şey olmaz. Hani baba üşler. Yapar geçer. Der yani, ne olacak? Ne saçmalıyorsun Berk? Ya miras diyorum, şimdi ölecek, hesap şaştı. Ben bak şimdi sen kabul etmezsen vermeyi de mirastan ben eder. Yani iki ucu değnek diyeyim ben sana. Ver, oturun ikinizi. Otur dedim, oturacaksın. Değil mi oturacaksın, yoksa seni kullanmaz. Öyle, kullanmaz. Ali. Ali oturur musun lütfen? Ya bana bugün olanları izah etmeyecekseniz oturmak istemiyorum Kenan Bey. Kenan Bey? Kenan Bey? Bey geri mi geldi? Ne oldu babacığım, babacığım, babacığım konuşuyordum. Ne oldu, nasıl Kenan Bey geri geldi? Bey. Ya yeter lan, kes artık. Ali, otur. Lütfen. Uyumamış, kan dok. Uyumamış, ben anladım. Çünkü uyumuş olsa böyle bağıramaz. Uyumamış. Sakıncası yoksa sorabilir miyim acaba? Nedir mevzu? Kenan Bey, anneme evlenme teklifi etti. Ato geleceğim. Nereye Berk? Ben bir eşya toplayayım dedim de, çünkü belli ki sen, Derya Hanım, Ali burada bir mutlu mesut bir hayat kuracaksınız. Beni de paketlersiniz, dışarı atarsınız. Ben bir eşya. Ben bu eve girmeyeceğim için senin de bu evden çıkmana hiç gerek yok Berk. Babamı alıp size gidiyorsunuz yani. Olur, bana o yapacak. Okay.
Evet. Uygun donör bulundu. Baba çok iyi haber bu. Bence de kimmiş Kenan Bey? Beni hayatta tutabilecek tek kişi. Kim? Derya. Annen. Derya. Öztürk. Annesi. Ya koskoca dünya bitti. O mu denk geldi yani? Ama güzel haber, süper haber. Baba çok iyi haber. Vallahi çok iyi haber. Yani baktığında sonuçta oğlunun annesi. Tanıdık. Yani o da uygun görürse ki görmemesi için bir sebep bence yok. Çok iyi haber. Kanunen naklin gerçekleşmesi için akrabalık bağı gerekli. Şart. Siz bu yüzden evlenme teklif etti. Ve sevdiğin tek kadın olduğu için. Ama reddet. Dünya yarışmaya. Aranız kötüydü sizin. Ah yavrucuğum. Zeyno bizim en kıymetlimiz. Bunu fark ettim, sağ ol. O yüzden anlatabiliyoruz umarım. Bak Çağrı, biz senin kaşına gözüne bakmıyoruz. Sevdiğimi gerçekten sever mi? Sevdiğini üzmez misin, ona bakıyoruz. Sen bizi Zeyno'nun abileri say. Tamam. Say ki ona göre davran. Bak Zeyno bizim en kıymetlimiz. Anladın da ne anladın la işte, Allah Allah. Oğlum bir anladığına dair bir ne bileyim bir işaret yap, bir mimik yap. Şey yap ki ben de anladığını anlayayım. Ne oğlum öyle kedi gibi sırıtıyor bana simsar simsar. Allah Allah. Lan bunu da atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Dövsen ben vicdan el vermiyor benim artık bunu dövmeye ya. Böyle tatlı bir şey oldu be. Zeyno'yu üzmeyeceğim Arap, Zeyno'yu üzmeyeceğim Ali. Ne olur. Bak hele bir kaşı düşsün. Benden bilirsiniz. Bak seni sevmiyorum artık, yok yanımdan ayrıl. İstemiyorsa zaten ben giderim. Güzel. Yalan dolan oyun mu? Yok yok yok. Güzel, bunları konuşalım bak. Kardeşim şimdi. Kardeşim. Lafın geliş. Lafın? Ha. Yani ben sana... Ben lafın geliş dedim ya, bizde öyle kolay değil yani kardeş. Şimdi bizim hani seneler oldu tabii. Ne kadar uzun seneler? Ne kadar oldu lan? Yıllar oldu be. Yıllar oldu. Saymadık biz, bereketi kaçmasın diye de sen şey yapma şimdi. Konumuza dönelim. Bak, konumuz şu. Sen beni harcadın. Ben bunu anlıyorum. Arkadaşın için yaptın, alttan alıyorum. Eyvallah, hani sıkıntı yok, tamam. Ama... Bu ama çok önemli. Sen onu harcarsan, ben de seni harcarım. Anladın. Siz iyi arkadaşlarsınız. Eyvallah. İyi arkadaşlarız ama bizi kötü arkadaşlar yapma. Tamam. 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 Güzel. Güzel. Şimdi anladım. Güzel anladıysan. Anladıysan hoş geldin. Nereye? Aramıza. Söylesene ya Çağrı. Erkek erkeği hallettik diyelim. O zaman şimdi tüm bunlar bittiğine göre adını ne yapsak? Artık adını konuşamıyorum bak. Adını koysak mı? O zaman diyorum. Bir, iki, sevgilim. Yok ya. Açmayan. Valla açmayan. Bundan ne var? Öhüm, öhüm, öhüm. Yani öhüm. Gözüme soka soka öhüm.
Ali açmıyor, çalıyor da açmıyor. Derya teyzeyle gitmiştir ya, o onun yanındadır. Bence biraz rahat bırakalım, annesini sakinleştiriyordur. Adam ortalığı karıştırdı yani. Aynen. Ay bir şey diyeceğim, harbiden ilan aşk etti kadın ha. Ya biz ona rol çaldı diyelim ama. Pardon da kimden rol çalacak? Yani... Ya herhangi bir birinden canım yani şey... Gelişine söyledim. Ya oğlum Derya teyzenin aşkla meşkle ne iş olacak? Saçma saçma konuşma ya. Olsa da zaten ona da karışız demişler. Ben seni duymuyorum artık. Muteledim, muteledim. Yoksun X. Anladın? Sus, sus. Vallahi sus, sus. Kime veriyorum bunu? Neyi veriyorsun kız? Ne bu? Aç bakalım neymiş. İstanbul şubesi. 5000 dolar. Rahat rahat. Gel, gel kız bana. Ne yapacağız? Olmuş hayvan. Gel bana. Ne? Allah'ıma bir şükür kız. Vallahi 5000 dolar. Vallahi. Aslan, aslan, aslan. Seni valla. Kızım var ya bak. Abimi tekneye kurtaracağız. Vallahi kurtaracağız. Sırt sırtı verip halledim cımzık şey. Yok be. Ne var be? Vallahi başardık ya de. Şey. Ya kardeş, şimdi en büyük hakkını ödeyemem. Ne demek? O yüzden biz yani 1250 doları senin biz hani hesapladık, hani pay ettik. Ha, yok şey, ben Zeyno için katıldım. Ya yani, oğlum katıldın da bak hem Zeyno için hem de 1250 dolar havadan para oğlum, öyle olur mu la? Vallahi helalleşelim. Ya yok istemiyorum, senin ihtiyacın var şu yani anda oğlum, paraya. Oğlum bak, yok yani bunu bozduralım, hak geçer. Vallahi billahi hak geçer, olmaz öyle. Oğlum 1250 dolar lan. Oğlum çarpı 19 yap. Ya yok, ben hakkımı sana devretmek istiyorum. Kendisiyle sen uğraşır mısın? Hiç ya Allah. Ben de Bilal abiye devrediyorum. Yok büyük de, o öyle olmaz. Vallahi abim kabul etmez Zeyno, sen hiç bilmiyorsun. Tamam uzatmayın artık hadi. Ya mesela ben de zor zamanda olursam, reddedersem sen şey yaparsın. Ayıp ediyorsun ya sen. Ay yavrum ey. Ama şimdi bir de bir şeyler ısmarlarsın eşek değilsen. Alamadım. Ha? Bana mı dedi? Eşek dedi. Eşek. Ben olsun, seni duymuyorum, muteledim. Edebimden susuyorum. Duymuyorum. Anlatmaya çalışmaya çalışıyorum. Ben edebimden susuyorum. Edebimden. Tamam mı? Edebimden. Efendim anneanne. Tamam, geliyorum. Tamam, hadi bay bay. Benim anneannemin yanına gitmem gerekiyor. Doktor kontrolü vardı. Kahvede borcun olsun. Ya sen istedin kahve olsun. Ben sana o açacaklı her şeyi aldım. Önemli değil. Tamam. Şey, ben bırakayım seni abi. Yok ya, ben hemen şuradan binip giderim. Haber verirsin bize, olur mu? Hadi hadi, Allah'a emanet. Değil, sağ ol. Biz ne yapalım ya? E hadi, hadi gidelim. Bak zenginlik beni bozdu ya. Maşallah hanım kızımız da pek güzelmiş. Benim oğlanın dediği kadar var. Oğlunuz sizin oğlunuz mu vardı? He. Aslan gibidir maşallah benim oğlum. Maşallah. Bunun da gözler boncuk gibi, nazarı değer bunun ha. Kızım ellerine sağlık. Bol şekerli yapmışsın kahveyi. Aldık biz mesajı. Hanımlar kahveleri de içtik mi? O vakit biz de. Tabii müsaade sizin, buyurun. Sağ olun ziyaretiniz için. Heyecanlandı. Emine Hanımcığım, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Ben bu güzel çizinizi oğlum Hasan'a istiyorum. Ne? Ne? Emine Hanım, verdiysen alıp gideceğiz de. Pardon da, kime alıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ege oğlum. Ha oğlun, abisidir. Sevgilim, sevgilim olur kendisi. Kahvesini de şekerli seviyor. Oy, başımızdaki. Hazal yürü gidiyoruz ya. Ne bu ya? Bırakın, kalkın. Kalkın bize burada, kalkın. Çok durduğunuz kabahat. Bence de gidin. Ben lisede okuyorum daha be. Utanmazlar sizi. Ya hanımlar şu kayıp olup geçireyim ben. Sensin utanmaz. Aferin ha, çabuk alıştın sen de.
İyi, iyi, tamam, sal kendimi. Gittiler zaten. Anne ne yapacaktı mı? Hey. Ha. Oğlum. Ali, eğer istemiyorsan bak. Mesele istememek değil Kenan Bey. Ha. Neticede annem bıçak altına yatacak. Doğru. O yüzden sizin evlilik teklifi dışında sormanız gereken şey başka. Nakli kabul edecek mi, etmeyecek mi bunu soracağız. Hı. Eğer kabul etmezse ki en doğal hakkı, asla baskı yapmayacaksınız. Yok, baskı ısrar yok zaten. Çok merhametli kadındır der ya, iyi insandır. Kabul eder bence. Yani orasına emin olmayın da sonucunda sizinle evlenmek var. Yani. Ama o formalite sonuçta. Esas konu işte izin alabilecek mi? Kimden izin alacak benim annem? Önder Hoca ne alaka? Nasıl ne alaka ya? Saf mısın sen oğlum? Gerçekten yani sen farkında değil misin? Önder Hoca'nın annenin çevresinde dolanıyor. Ne işi var bu kadar sık sizin evinizde? Yok öyle bir şey Kenan Bey, yoktur yani. Yok tabii canım, yoktur. Yoktur ya. Bence de yok. Kanka onlar. Tozlu yaka gengs. Yapma. Bak söylediğine pişman etmeyin sana oğlum. Bak yapma. Görüyor musun? Bu nasıl çocuk ya? Hani hiç demiyor ki. Benim annem abuk subuk bir şey yaşadı. Yani bu kadın ne yapıyor? Nereye gitti? Hani bir arar insan. Şunu arayayım ben. Gelir ya. Gelir bence. Gelir. Bak şimdi şöyle bir şey. Ben bir konuşma hazırladım. Yani ama bunun girişi yok. Girişini bulamıyorum. Girişini bulsam çok güzel akıtabiliyorum. Çünkü düşündüm. Bu çocuk öyle dandiye söylenmez. Böyle pedagojik de bir yaklaşım getirmem lazım. Ama öbür tarafta da diyorum ki çok da çocukça konuşma çünkü büyüdü artık, kocaman oldu. Önemli. Evet. O zaman sen mesela içinden nasıl geliyorsa. Öyle konuşayım değil mi? Bence. Hadi. Bak ne geldi aklıma bir de. Yüzük. Yüzüğü şöyle yapacağım. Ben parmağıma taksam diyorum. O zaman böyle alttan alta şu mesajı vermiş olurum. Yani tamam. Ben kararımı verdim. Nasıl? Harika. Ha? Yüzüğü ben takayım ister misin? Ben çünkü sana yüzüğü takmayı doyamadım. Yok, yok, yok. Öyle diz çökmek yok artık. Ama çok güzel oluyor diz çökünce diye yap. Ay, yok. Ben kalktım. Peki, tamam, bu sefer de öyle olsun. Hayırdır anne? Biz evlenmeye karar verdik. Ha, direkt yani. Olur, o da olur. Yani sonuçta bir başlangıç. Al işte. Al işte. Al. Al. Ne tarafa otursak ya? Şurası iyi gibi. Ha. Olmaz, olmaz ora. Niye güzel, havuza yakın işte. Olmaz diyorsam olmaz. Ha, ne yapalım? Şuraya geçelim. İki de sandalye çekeriz. Ya olmaz orası ya. Havuz kenarı işte. Ne güzel, oraya oturalım. Ya aynen öyle ya. Bir saat oturacağız sanki tapusunu alacağız. Allah Allah ya. Hı, aynen. Siz o zaman şöyle gelin ya. Şöyle oturun da böyle. Gelin abi. Evet evet, siz oraya, biz buraya. Ben hem ya o taraf benim tersime gelir. Kızım otobüs mü bu ya? Yani yavrucuğum canını yedim. Otur işte, başın dönmez. Otur. Ha, şimdi anlaşıldı. Şimdi anladın mı Karabela? Neye gülüyorsunuz lan? Neye gülüyorsunuz lan? Neye gülüyorsunuz siz? Karışma, ne gülüyorsun Allah'ım ya? Otur. Buyur gel. Oturun siz, buyurun. Buyurun, ben hallederim, oturun. Buyurun. Ulan hem gülüyorsunuz hem suçlusunuz var ya. Ya alakası yok bizlik zaten. Kahveni iç, kahveni içir miyim sana onu? Oğlum Ahmet, abi sakin ol. Yapmayın. Tamam. Oturun. Hadi. Oturun, yapmayın. Oturun. Sen ne öyle milletin içinde bana Karabela Karabela diyorsun ya? Öyle dersen tabii öyle gülerler. Tamam, sen niye atlıyorsun? Biz varken senin atlamana sağ zaten. O niyeymiş? Çünkü bu tarz durumlarda yani kadınlar erkeklerden bir tık geride durmalı. Yani fiziksel olarak hani daha zayıfsınız ya. Allah Allah, kadınsak ne olmuş? Sen bizim girdiğimiz bütün kavgaları falan unuttun herhalde. Gerekirse savaşa da gireriz. Evet, gideriz. Ama mecazi anlamda söyledin değil mi? Öyle hani büyük ülkeler arasındaki savaşlar gibi değil.
değil. Sen niye geliyorsun ya? Seni kim çağırdı buraya, kim? Ben getirdim. Ne münasebeti? Ben izin verdim mi? Niye geliyor bu? Allah Allah. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun anne. Şimdi biz senin gelmeni bekliyorduk oğlum. Gel de öyle konuşalım diye, değil mi? Ay aşkınızı böldük. Kusura bakmayın yani. Ne aşkı ya? Oğlum görmüyor musun? Önder Hoca'nla ananın aşkı. Keşke çocuğa daha önce söyleseydiniz. Bak şok oldu, çöktü çocuk. Siz karışma Kenan Bey. Evet karışma sen her şeye. Anne. Anne. Şimdi. Önder Hocam'la. Hocam'la. Evet Ayıcığım. Biz bir karara vardık ama kararımızdan emin olmak istedik. Şimdi olduk. İşte sana söyleyecektik, söylüyoruz. Evet. Bugün olanlardan sonra artık bir konuşalım istedik seninle. Peki. Eyvallah. Size mutluluklar anneciğim, Önder Hocam. Bu arada anne, Kerem Bey'in senden bir isteği olacak. O konudan ne yapmak istiyorsan yap. Ama bil ki ben kararının hep arkasındayım. Diğer konulara bakacak olursak da benlik bir şey yok zaten. Ali! Ali. Allah belanı vermesin seni. Verdi ama işte bak, verdi yani. Yalnız nasıl iyi bir insan. Senin olayın ne Kenan? Ha? Senin olayın ne? Sen Derya'dan ne istiyorsun? Derya'dan mümkünse küçük bir parça istiyorum. Ali! Ali! Bak duruyorum. Ali! Ali dedim sana. Ya! Ne yapıyorsun anne ya? Getir onu. Hayır. Getir dedim sana. Böyle mi yürüyeyim oğlum? Getir. Getir şu terliği. Koy şuraya. Koy. Bir yere gitme, konuşacağız. Tamam. Gel bakayım buraya. Ne oluyor? Ne bu bencillik ha? Ne bu bencillik? Ben mi bencilim anne? Bencil olan ben miyim? Evet sensin bencil olan. Sen istiyorsun ki annen yastık gibi bir köşede dursun değil mi? Temizlik yapsın, sana yemek yapsın, işe gitsin gelsin. Ama kalbini kimseye vermesin. Çünkü niye? Kalplerimiz bizim, çocuklarımızın tapulu malı. Tepe tepe kullanın. Hem vur, kır, hiçbir şey de olmuyor. Bakıyorsun bakıyorsun, vuruyorsun vuruyorsun, kırılıyor. Ondan sonra taş gibi devam ediyor, öyle değil mi? Ama kırılıyor oğlum. Bizim de kalbimiz kırılıyor. Ama ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, yapıştırıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de bunu seve seve yapıyoruz. Zevkle yapıyoruz. Çünkü anneyiz biz. Annelik böyle bir şey. Annelik delilik gibi bir şey. Böyle deli deli hallerin var. Sonra içinde büyütüyorsun. Doğuruyorsun. Böyle kazık kadar oluyor. Kalkıp karşına geçip hesap soruyor sana. Hiç demiyor ki. Benim anamın da bir kalbi var. Anne sevgisinden başka bir şey hissedebilir. Çünkü o da bir insan. Demiyor değil mi? Bu bencillik değil de ne? Ya bencillik değil ya anne. Sen bana söylemediğin için kızdım ben sana. Ya öyle pat diye söylenir mi? Ya şok olmuş olamaz mıyım ben? Ya hem sen benim annemsin ya, annem. Ben senin için dünyaları almaz mıyım karşıma? Önder Hoca konusuna gelirsek, seni mutlu edecekse, seni sevecekse elini öperim. Ama bilmiyorum anne, bir şey hissediyorum, içinden de çıkamıyorum, anlamıyorum da ne olduğunu. Bari sen anla anne ya. Serseri. Çıkarma üstünü, üşürsün. Üşümem. Bunlar da güzel oldu ha. Hayırlısı bakalım, yani göreceğiz duru.
Arap, sen neden kimseye güvenmiyorsun? Kardeşimi toprağa verdiğim için olabilir mi durum hani? Olabilir. Olabilir ama böyle olmaz. Yani böyle yaşanmaz. Bir yerden başlamak zorundasın. Yani birine güvenerek başlayabilirsin. Mesela bana. Ben sana güveniyorum. Çağrı'ya Zeyno'yu değil, beni basacağını düşünerek gittiğini biliyorum. Ya tamam. Tamam bak, ben orada ayıp ettim. Ben bunu kabul ediyorum. De ben seni aradım, 50 kere aradım. Sen açtın mı, açmadın. Ben de yani merakla kaldım Duru. Yani kıskandım kızı. Kıskandım, ne yapayım? Sevgilimi kıskandım, var mı? Biz sevgili miyiz cidden? Aynen. Aynen. Ne aynen? Aynen öyle işte, dediğin gibi Duru. Delirteceksin beni gerçekten. Ya aç şu kalbini bir kere ya. Aç şu kalbini ya. Duru. Kızım ben seni her gördüğümde kalbim eriyor ya. Ya tereyağına at at şey nasıl eriyorsa ben öyle eriyorum, bitiyorum. Duru, ben sana böyle yaklaştığımda bir ateş basıyor beni. Vallahi bak, bir ateş basıyor. Ya sen uzaklaştın da ben, ayazlar çarpıyor. Benimle fırtınalar kopuyor kızım, ben kala kalıyorum ben. Sen anlamıyorsun. Ya bak, ben bu sevgi işlerinde acemiyim, tamam mı? Ben anlamıyorum, görmedim. Görmedim. Beni uzaktan uzağa öyle. Uzaktan. Ya belli ki ben sana hak ettiğin değeri veremiyorum. O yüzden hani ya gösteremiyorum işte. Duru, hatta ben Duru. Duru, ben seni çok seviyorum. Sorduğun soru buysa ben seni çok seviyorum kızım. Vallahi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Pardon. Yok, pardon bir şey. Yok öyle pardon bir şey. Şey oldum ben. Ben de. Garipmiş. Devreler yandı. Sen ne gülüyorsun ya? Dalga mı geçiyorlar abla? Ha yok şey, ilk kez öpüşüyormuş gibi tatlı buldum ondan öyle. Belki ilktir, olamaz mı? Hadi canım. Yani ne var ki bunda? Olabilir yani, ilk olabilir yani. Demek ki her önüne gelenle öpüşmüyor. Sahi senin kaçıncıydı? Bir dakika, buradan bana nasıl geldi? Ha. Ne anladın acaba? Ben senin her önüne geleni öptüğünü anladım da. Bir şey soracak meraktan. Bizim yani senle benim ilk miydi? Yani senin açından. İlkti ve sondu. Senle sondu ama, tamam mı? Belki başkaları da olabilir yani, kim bilebilir ki? Zeyno. Da iki ettim. Allah'ın hakkı üçtür derler. Ya of ya. Sen bana ne yaptın ya? Beni mal ettin, aptal ettin. IQ mu düşürdün sen benim ya? Şey, 7 kere 8. 56. 16 ekle. 72. 3'e bu. 24. Tamam, şimdi bir de sevgimle çağır. Fıstık gibisin işte. Ali. Abi. Aradın, geldim hemen.
İyi misin? İyiyim, yanımda olmanı istedim sadece. Tabii ki her zaman. Sorun annene evlilik teklif edilmesi, değil mi? O da var. Önder Hoca da var. Önder Hoca mı? Anlamadım. Konuşmasak olur mu? Çünkü ben boğulmaya başladım artık. Ne yapsam, ne söylesem birileri zarar görmeye başladı. İçimde acı, öfke, bilmiyorum, kıskanma, neler hissettim bilmiyorum. Tamam, nasıl istersen. Benim bir fikrim var. Acaba bugün hiçbir şey düşünmesek, her şeyi arkamızda bıraksak ve muhteşem bir gün mü geçirsek? Hı? Zeyno ile Arap'ı da çağıralım. Onlar da sana iyi geliyorlar. Böyle her şeyi arkamızda bırakalım bugün. Olur mu? Olur. Dedim mi? Yok, biraz daha oturalım ya. Ha? Biraz vakit geçirelim. Ya anneciğim, tamam. Çocuk benim Merve'leri bıraktı, gitti işte. Aa, ya anne daha ne kadar haşlayacaksın çocuğu? Yeterince haşladın zaten. Ayrıca onun bir suçu yoktu. Yani üşümesin diye ben aldım evi. Tamam anneciğim, tamam artık kapatıyorum bak ben. Tamam, hadi öptüm. Kimmiş o? Sen tanıyor musun bu adamı? Ay yok ya, nereden tanıyacağım? O zaman nereden buluyor bu cesareti de seninle evlenmek istiyor Hazal'cığım? Biz buna görücü usulü diyoruz Ege'ciğim. O ne demek? Ne demek ne demek? Bir dakika, sen görücü usulü nedir bilmiyor musun? Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Bak şimdi. Oğlan kızı beğeniyor. Ondan sonra gidiyor annesine söylüyor. Ailesi de geliyor kızı istemeye. Bazen oğlan bile görmüyor. Dur. Şaka. Şaka değil mi? Saçmalama. Böyle bir şey mi var ya? Evet. Gördüm, beğendim, aldım, gittim. Yok ya. Ay ay. Sen bu adamın adını sana bulsana. Ben de onu görüp beğenip alıp bir gideyim bakalım. Ha? Sen beni kıskandın mı? Ne alaka ya? Ben adama gıcık oldum. He, öyle. İyi o zaman. Alış bunlara Ege'ciğim. Beni gören görene, tozlu yakaya taşındığından beri. Of. Atana atana. Hazal'cığım, tozlu yakanız da eksik kalsın. Kahve istiyor musun? İsterim, bitmiş. Geliyorum ben. Yahu hayatımı kurtarmak için mecburum. Akrabalık şartı var. Yasal olarak evlenmemiz şart. Ya bak ya, hala evlilik diyor. Ya prosedür diyorum Önderciğim, niye anlamıyorsun? Acı sana ne ya? Sana ne, bırak. Bırak derya karar versin. Bir insanın hayatı söz konusu burada. Bu kapı kapatılamaz yani. Ya bırak, bırak bana bunları anlatma. Ben sana inanmıyorum zaten. Nasıl? Sen hep dalavere de palavra atıp duruyorsun. Sırf derya ile evlenmek için bahanem bunlar senin. Tamam o zaman, arıyorum doktoru, aç sen konuş. Doktorun kendi doktorun. Evet. Ya sok cebine telefonu, ben ne arayacağım senin doktorunu? Senin doktorun da senin gibidir. Tamam, senin kendin gibi olan kendi doktorunu ara, ona kontrole gidelim. Daha ne yapayım yani? Yahu aşkınıza çomak soktum ama kusura bakmayın, ben de ölmemeye çalışıyorum Önder Bey. Ya bırak ya, sen her şeyi planlamışsındır. Her şeyi planlamışsındır, halletmişsindir sen. Ben biliyorum seni ama bir şey söyleyeceğim sana. Derya'yı niye bu topa sokuyorsun sen? Derya ne alaka? Ne demek ne alaka ya? Çocuğumun anası. Çocuğumun anası yani. Ya Derya'cığım, otur sakince bir konuşabilir miyiz? Dinlersen bir. Anladım ben senin derdini. Ben yalnız hala inanmıyorum, onu söyleyeyim de. Neyi inan? Ya ben ne yapacağım? Kadını alıp böyle numaradan
ameliyathaneye sokup karıncayı mi söktüreceğim? Manyağım çünkü ben. Sen öylesin. Sen nikah kıyarsın, sonra bir anda iyileşmişsin. Değil mi? Biliyoruz seni. Olur böyle şeyler yani. Yahu yanındaydı, yanımdaydı der ya. Kulaklarıyla duydu. Aman ya, tamam ya. Tamam be. Benim hayatımı kurtarsın, sonra biz boşanırız. Madem bu kadar meraklısın, ben yapacağım. Düğün benden, hadi. Sen kimsin bize düğün yapıyorsun? Ne istiyorsun, ne desem olmuyor. Ne yapayım yani? İnsan ol, insan. Pardon. Ya bakkaldan ekmek istermiş gibi ya. Sen ayrıca Derya'ya hiç sordun mu? Beni kurtarmak istiyor musun diye? Ha? Sordun mu bunu? Sormadın. O kadar riskli bir ameliyata gireceksin sen. Acaba buna okey misin diye sordun mu? Korkuyor musun, korkmuyor musun? Hiç sordun mu bunları? Ben korkuyorum, ben. Ben ölüyorum çünkü. Ya yeter! Yeter! Derya, bir düşünseydin ya. Gider misin buradan? Gideceğim. Gidelim, gidelim. Biz beraber gidelim hatta. Lütfen. Hadi çek hele, çek hele. Çek hele, dokunma bana. O zaman git, buyur. Önden git, buyur. Sen bu gece ama bir... Git buradan. Gel de bir düşün. Buradan git. Ya. Derya'cığım, sen ön kapıyı kapat ve kimseye açma. Ben ararım seni daha sonra. Geçireceğim. Lütfen Derya. Derya bak, sadece konuşacağız ya. Derya iyi değilim. Bak ölürüm. Çok üzülürsün sonra bak. Derya! Gitti sanırım. Ya iyi. Geleyim yanına ister misin? Yok yok, sen sakın gelme. Ali gelecek. Yani şimdi gelir. Yani seni burada gördüğünde kötü bir şey olacağından demiyorum da... Ne bileyim yani, konuşmamız da güzel geçti. Birazcık daha erken. O yüzden diyorum. Dıtırsın, tamam tamam. Sen ne dersen o. Ya Önder, ne soracağım? Sence Kenan doğru mu söylüyor? Yani hayatı bana mı bağlı? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum der. Bu öyle bir yük ki insan delirecek gibi oluyor. Ya başka bir yolu mutlaka olması lazım bunun. Ben bir araştırayım şu işin aslını ya. Ha? Bir doğrusunu öğrenelim. Sen merak etme. Ben bir bakacağım o işe. Bu arada sen gidip biraz dinlensene, bir uyusana ya. Senin için çok uzun bir gün oldu, yorucu oldu, gergin oldu. Şey yok, uyumayacağım. Ali gelene kadar konuşalım mı, olur mu? Olur. Sen iste, ben sabah kadar konuşayım seninle. Gece modunu alayım mı sesimi? İyi peki. Tamam, sen bir şey anlat o zaman. Hadi. Bizim böyle antimontiyelerden eşimiz var. Ya ben ne bileyim ya, sevgiline sor. Asıl sen sevgiline sor. Pardon, bakar mısınız? Hoş bulduk. Eyvallah başkan, sağ olasın. Çok sağ ol. Ben direkt bir egzotik rol alayım. Peki. Ben de kaplı rol alayım. Hay hay. Ben ondan birazcık tırtıklarım. Aşkım, seçtin mi? Aparatif mantı. Mantı var değil mi mantı? Var efendim. Mantı. Sen ne alacaksın? Eda meme. Hı? Eda meme. Ha. Sen doyacak mısın ki onunla? He. İşte incecik olmanın sırrı. Selam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tam zamanına geldiniz. Başlardınız mı? Öyle aparatif bir şeyler. Merhaba. Ben tavuklu noodle istiyorum. Sen ne yersin Ali? Ben ne yerim ben? Ne yerim ben? İhsan abinin dükkanı gibi çeşit çeşit bol bol al. Japon İhsan. 10 numara 5 yıldız. Sen ne sipariş ettin Arap? Mantı. O mantı var mı ya? Var efendim. Var. Şimdi mantı yemeyeyim. Makarnanız var mı? Eriştemiz var. Erişte. Olur, erişte. Erişte iyidir. Erişte olsun. Bunu bana niye veriyorsun? Ya, bakar mısın Ege? Hadi gülümse. Ya hadi Ege, çok mutluymuş gibi güler misin? Yay. Mutluymuş gibi ne ya? Ege, ya şu an birlikteysek senin zaten mutlu olman gerekiyor. Sen niye böylesin? Gülümser misin? Ne olur ya? Sevgilim açım çünkü. Şu telefon faslını geçip yemeğimizi yersek daha mutlu olacağım belki.
Tamam. Yemek yemeği de sıra gelecek ama önce fotoğraf işini halletmemiz lazım. Hadi aşkım. Ne işi, ne sırası Hazal ya? Seçtiğim fotoğrafları altına sevgilim yazarak hesabını atacağım Ege'ciğim. Fark etmedim zannetme, tüm eski sevgililerini ve flörtlerini hala takip ediyorsun Ege. Atıyorum birazdan. Ne yani? Takipten mi çıkacağım? Ayrıldık sen. Ege, inkar bile etmiyorsun şu anda, farkında mısın? Ellerine sağlık Hazal'cığım. Çok güzel olmuş. Hele şu biberiye detayı var ya. Wow. Gıcık. Instagram şifreni verir misin? Hayır. Vereceksin Ege. Aşkım. Bak şimdi. Gel. Onu böyle tutacaksın. Bak böyle. Böyle tutacaksın. Evet. Sonra istediğin sosa batıracaksın. Evet. Hangi sosa batırmak istersin? Wasabi. Wasabi he, onu şey bamban ona. Tamam bak. Yalnız acı o. Oğlum istediği kadar az olsun la. Biz isotla büyüdük bunun Çin'le. Ne olacak? Nasıl? Bu Japonya pişirmiş gibi sağlıyor. Kimyasal la bu. Suyu ister misin? Su ver, su. Al, al. Ne koy? Ben de... Doydum ben ya. Doydum ya. Buradan sonra bowling'e gidelim mi? Bence harika fikir. O zaman hesabı isteyelim. Bir yemeklerimizi yeseydik ya. Yok Mavi'cim, biz ödeyelim kalkalım Mavi'cim. Biz o işi halletmiş olabiliriz. Ne demek hallettik? Biz onu Ali, Çağrı, ben önden hani kapattık. Kapattık. Ne gerek vardı ya? Alman usulü yapardık. Ya o kadar da değil şimdi. Bizden olsun. Çok saçma. Yani okul kantininde evet sizde ama şimdi burada olduğumuz yani şeyden. Ya biz bir centilmenlik yapıp erkekler olarak bayanlara hesap ödetmek istemedik. Ne de yani centilmenlik. He? Kadın, kadın. Versin bayan. Bana soklarım şunu ha. Bunun geleceğini biliyordum keşke ama. Varız. Bütün centilmenliğimi boğazıma tıktın. Sağ olun. İyi misin baba? Bütün çekirdekler de düştü ya. Derya'nın aklına yatmıyor. Yani ölsem bir kadına muhtaç olacağım hayatta aklıma gelmezdi. Ölsem deyince de şimdi. Öleceğim zaten. Bir de şuursuzluk. Demek ki belirli bir noktadan sonra şalter kapatıyor yani demek ki. Ay. Hmm. Ali konuşsa. Ya Ali konuşsa sanki olur gibi. Sonuçta Derya Hanım'ın en zayıf noktası o değil mi? Şimdi bir de Ali'yi ikna etmek lazım. Ne yapıyoruz? İşte kızlar erkekler olarak ayrılalım. He? Ya bowling erkek oyunu. Bunu neyin anlamıyoruz ya? Ben size peş peşi söyleyeyim he. Peşin peşin yenilirsiniz. Ne alakası var Arap ya? Ay ne alaka anlamadım. Konsantre isteyen bir oyun işte yani. Arap sen hayırdır ya? Bugün sabahtan beri ne kadar çok kadın erkek ayrımcılığı yaptın? Ya sadece ben mi yaptım ya Allah Allah? Zeyna. Ne? Düşündüğümüz için öyle diyoruz. Ay sevsinler sizin pozitif ayrımcılığınızı ya. Kızlar erkekler karşı karşıya. Hadi bakalım. Yaşa Duru. Çekil. Odri meydan buyur. Hadi bakalım Zeyno. Çağrı tamam bırak bir şey olmamıştır ya. İyi misin? Ambulans hastaneye gidelim. Ya Çağrı tamam abartmasana ya. Geçti ya Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu?
İşte mesele tam da bu. Seni gebertirim ha. Ne gebertirsin? Bir lafını bitireyim ya, Allah Allah. Neyi gebertiyor? Yani bir erkeğin başına yeseydi parmağı sıkmam. De kuş kadar parmağım var ya. Bu kadar çılgatmana gerek yok. Ne alakası var? Doğal bir tepki bu. Arap yani. Kız erkek olmakla ne alakası var? Ya biz erkekler vallahi kaybetmeyiz. Ben size söyleyeyim. Ama durma sen ya. Arap. Abi hareketlere bak. Çok rahat. Çok profesyonel. Gerçekten çok profesyonel. Günaydın canım. Otur. Hadi başla. Ali. Anne. Sen söyle. Yok annem sen. Hayır sen söyle anne. Söyle işte konuşacaktın. Ben şeyi soracaktım annem hani. Ha? Kerem Bey yardım edecek misin? Şimdi şöyle. O konuda aslında kafam çok karışık yani bir türlü neye karar vereceğimi bilmiyorum. Ama böyle bir konuda araştırma yapmadan hareket etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hani tek seçenek ben değilimdir değil mi? Bu bir hastalık ve bunun da tedavisinin olması gerekiyor. Anne ben zaten seni sıkıştırmak için sormuyorum ki. Ya Kenan Bey'in hayatı söz konusu. Ama senin hayatın benim önceliğim. Sen benim en kıymetlimsin yani bil bunu. Tamam. Teşekkür ederim. Yani anlayışın için teşekkür ederim. Umarım aynı anlayışı şey konusunda da Önder Bey'le
Helal çocuğum. Helal. İyi misin? Helal. Ali. İyi misin çocuğum? Ben okula... Oo, geri kaldım. Hiçbir şey yemedin. Hayır. Yok anne. Ali. Ali bırak acımasın. Bunu biz erteleyemeyiz. Ali lütfen. Lütfen konuşmamız lazım. Kaçma yine. Annem sonra konuşuruz. Şu an okula geç kalıyorum. Bir de ne bu konuyu gerçekten sonra konuşsak bak. Kaçmıyorum. Sorun çıkarmıyorum. Ama şu an gerçekten hazır değilim. Her şey üst üste geldi. Söz veriyorum konuşacağız, tamam? Tamam, tamam. Peki, bak. Tamam, sakin. Tamam. Ben seni sıkıştırmıyorum. Yani hiçbir şey için de zorlamıyorum. Sen ne zaman hazır hissedersen o zaman konuşuruz. Ama konuşacağız. Yani konuşmamazlık olmaz. Ertelemeyeceğiz, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Come on, söz. Teşekkür ederim. Konuşuruz. Tamam mı? Olgun Orta. Teşekkür ederim. Götür. Olgun Ali. İçeride misin? Alo. Lan gene devirmişsin dünyayı. Alo. Narin ses. Kalk hadi kalk. Hadi. Geldin mi lan içki ve içti? Ne saçmalıyorsun sen sabah sabah ya? Yalan mı oğlum? Gidip karının kanatlarının altına sığınmadın mı? Fırat'ın bebesine de babalık yapıyorsun. Onu bırak da ya kurban olayım bana bir su doldur la içim yandı. Yazılam sen bana sabır ver ya lan. Al hadi çıkart. Ulan yavaş lan ne yapıyorsun? Ya hadi iç suyunu. Sarhoş ağzında konuşup sinirimi bozma şimdi benim. Nane mi atıyorsun? Karanfil mi çiğniyorsun? Ne yapıyorsan yap üstünü başını değiştir gel bekliyorum. Ne işi lan sabah sabah? Devir işlemi. Teknemi üstüme alacağım müsaadenle. Var mı müsaaden? Bundan sonra zararın ziyanın kendine. 5 dakikan var dışarıda bekliyorum hadi. Kalk. Artist. Ha Hacer. Deryacığım. O kurabiyelerden istiyorsan şimdi attım. Biraz bekleyeceksin yalnız. Yok bir şey istemiyorum. Hayırlı olsuna geldim ben. Ne hayırlı olsunu? Kızlar ne olsun evleniyormuşsun. Ne? Derya ayol magazine çıkmışsın. Adam da çok yakışıklıymış ha. Allah bir yazık da kocası. Ne diyorsunuz siz ya? Annem bir kızının ne? Nereden çıkarıyorsunuz bunları delirdiniz mi? Kız nereden çıkacak burada yazıyor işte. Aşk olsun. Komşu olacağız bir de. Kızlar bana bir müsaade etsenize. Alo. Neredesin sen? Hiçbir yere kıpırdama geliyorum. Geliyorum dedim bekle orada. Bak. Güzel güzel haberler yayılmaya başlamış. Bakayım. Ha, fotoğraflar falan da güzel ha. Güzel çok güzel. Hop. Kenan. Hiç sen sormadan direkt ben söyleyeyim evet ben yaptırdım. Sen böyle şeyler yaparak Derya'ya neler yaşattığını farkında mısın? Farkındayım ben yaptığım her şeyin farkındayım da sen benim sağlık durumumun ne olduğunun farkında değilsin. Bak hastasın diye kendimi zor tutuyorum ama şansımı çok zorlama. İşte tam bunu yapıyorum aslında ben. Hayatta kalmak için şansımı zorluyorum ama yani bak düşmanımın başına gelsin istemem yani. Ha, böylelikle düşman olduğumuzu da teyit etmiş olduk öyle mi? Ama ben sana yine de bir arkadaş tavsiyesi vereyim. Bu yaptıkların Derya'yı sinirlendirmekten başka işe yaramayacak haberin olsun. O zaman sen neden kızdın peki bu kadar? Sen... Aa, yoksa bir tereddüt mü var? Bir tereddüt sezdim sanki. Sanki. Ne kendimden ne de Derya'dan tereddütüm yok. Ha, bu arada ne kadar haber değeri var bilmiyorum ama... tebrik ederim. Baba oluyormuşsun. Aile söyledi. Kim, başka kimin haberi var bundan? Kimsenin.
Yani Derya'yı soyuyorsa yok. Ama şimdilik aylık çok heyecanlı bu çocuğu doğuracak diye yakında herkesin haberi olur. Neyse ben gideyim. Sen rahat rahat magazin haberlerine bak. Tebrik ederim tekrar. Lan bu yüz. Ay ailecim affedersin geciktim. Teşekkür ederim canım. Kendimi affettireyim diye. Sağ ol tatlım. Ne yaptın? Doktor nasıl geçti? Ha iyi iyi. Ya her şey yolundaymış. Oh süper, çok sevindim. Şahane. Ya Fesrim. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hani bu bebekle ilgili düşüncelerin değişti ya. Yani birçok şey yaşadık biliyorsun, inişli çıkışlı. Evet. Ya kusura bakma ama yani bu fikir değişimine ben böyle hemen inanamıyorum yani. Ay niye inandırıcı gelmiyor hayatım yani? Biz seninle çok eski arkadaşız yani. Tamam gerçi son zamanlarda aramız biraz limoni ama aşk olsun biz dostuz ya. O zaman bebeğimin bir Nesrin teyzesi var değil mi? Aynen tabii ki diyebiliriz. Ben hep senin yanındayım. Yani belli ki sen bu çocuğu yalnız büyüteceksin. Ama ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Söz. Bak yine yaptın Nesrin. Ne yaptım? Ya niye yalnız büyüteyim ben bu bebeği? Tamam, Kenan'ı kastediyorsan... Ya ben bebeğin bizi tekrar bir araya getireceğini... ...ve eskisi gibi mutlu olacağımıza yürekten inanıyorum. Ay sen haberleri falan izlemedin mi? Ne haberi? Ah yani belli ki öyle. Hayatım senin Kenan'la artık bir araya gelmen mümkün değil ki. Neden? Yani o maalesef bir türlü vazgeçemediği ilk aşkı Derya ile evleniyordu o yüzden. Bak haber şu an bütün magazin sitelerinde. Ne var Hasan ya? Bebek uyuyor bak hala basıyor ya. Abla ben şey ya duymamışsındır diye şey. Yedi mahalle duydu Hasan. Ne öyle alacaklı gibi? He alacaklı var. Ne? He sizin evi almaya gelmişler. Kardeş kapı açıldı. Gelin bakalım. Bir geçsinler hemen bahçeyi mahçeyi. Kardeş gelin bakalım. Pratik olacaksın. Bak şimdi pratik olacaksın. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kim sattırmayacaktı? Ya abla bana kalsa ben evi satmam da. Ev sahibi daha biz inatçıyoruz. Ne yapayım? Kardeş geçin içeri ben size evi gezdireyim. Ayakkabıları yani. Çıkarın yalnız. Geç geç. Hasan. Geç. Seni gebertecem Hasan. Oluyor. Hayırdır gülüm ne oluyor ya? Geçin geç. Evi bakmaya geldiler Bilal. Hayda. Ne yapacağız ya? Kış günü sokakta mı kalacağız? Ya yok gülüm hemen sokaklara düşürdün sen de bize. Dur buluruz bir yolunu. Gel hadi gel çocuk üşüyecek. Yalnız bu Hasan var ya sevecenlikten anlamıyor ya. Gel Hasan gel. Duru. Aferin, hiç yanlışın yok. Helal lan. Vallahi helal olsun sana kız. Kim sevgilisi? Canım benim. Ali, tek yanlışın var. Eyvallah hocam. Ben zaten biliyorum o yanlışın ne olduğunu. O da bununla kardeş olmak hocam. Komik şaka. Hakkını yemem komik şaka. Sen zamanla yavaş yavaş bana benziyorsun gibime geliyor. Yani öyle kelimeler, tonlamalar. Güzel. Güzel. Allah korusun be. Allah korusun. Kopya çektiğin için sınavın geçersiz Sinan. Bal hocam. Sıfır. Canım hocam. Kıymetli hocam. Kurban oldum. Bunu aramızda şey yapalım. Ne yapalım? Ben sözlü yap beni. Söz çıkar tahtaya. Sözlü yap beni. Beni öyle hani notla. Maalesef bunu kopya çekmeden önce düşünecektin Sinan. Hazal, Mavi, Çağrı, sizin de notlarınız aynı. Yani sıfır. Hatta birazdan disiplin kurulunun önüne çıkacaksınız. Hocam. Bununla ilgili tek kelime daha duymak istemiyorum. Açıklamanızı kurula yaparsınız. Şimdi sınav kağıtlarınızı kaldırıp ders kitaplarınızı çıkarır mısınız? Mikrop! Mikrop!
Bak nasıl biliyor kendini Covid-19 bulaşıcı hastalık seni. Yaktın bizi ne oldu? Ne oldu eline ne geçti hepimizi yaktın mikrop. Canım ben yanmam. Çünkü senin gibi okul ortalamasının altında değilim. En fazla ühtar olurum ya da uzaklaştırma. Ay üzgünüm. Ama adaya veda eden sen olacaktın. Böyle meşalemle gideceğim. Hadi bay bay. Bay bay. Kenan. Gel gitsin. Sakinleş, otur ben sana bir çay kahve... Sakinleşmek falan istemiyorum, tamam mı? Sakinleşmek istemiyorum, gayet iyiyim. Çay kahve de söyleme. Haberi sen mi yaptın? Sen mi yaptırdın? Eğer sen yaptırdıysan gerçekten tahammülümün son sınırındayım. Delirdin mi sen? Yok, mental olarak bir problemim yok. Karaciğerim biraz sıkıntı. Ya sen ne diyorsun ya? Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani ben hayatımda bir gün fırsatçılık görmedim. Değil, fırsatçılık değil, gerçekçilik. Yani sen kabul edince anlaşılmasın diye. Kabul edince mi dedin sen? Ya sen benim kabul edeceğimden eminsin yani, öyle değil mi? O zaman bir defa daha söyleyeyim, iyice anla. Seninle evlenmeyeceğim Kenan. Seninle evlenmeyeceğim. Seninle evlenmeyeceğim. Aman be, evlenmezsen evlenme tamam, ölürüm ben de. Aa, sana yalvarmaktan daha kolay. Gideyim hatta şimdi birazdan alayım, mezar yerimi de alayım. Çünkü ona da çok vaktim kalmayacak sonra. Ne yaparsan yap. Benim sinirimi bozma o kadar. Öleyim de gör. Derya Hanım. Derya Hanım. Derya Hanım, Derya Hanım. Berk lütfen, hiç sırası değil. Bence çok sırası. Hatta hiç uzatmadan hemen başlayalım. Çünkü biliyorsunuz babamın durumu ortada. Berk, merak etme. Baban iyileşecek. Baban iyileşecek, bir rahat ol. O zaman siz kararınızı değiştirdiniz. Çok güzel. Hayır. Yani babanın kurtulması için tek umut ben olmamalıyım. Mutlaka tedaviler vardır, onlara bakarız. Maalesef babamın tek kurtulma umudu sizsiniz. Derya Hanım ben... Vay. Ben hayatımda hiç kimseye yalvarmadım. O yüzden bu nasıl yapılır tam olarak bir fikrim yok. Ama fikrimce babamın iyi yönlerini söyleyerek başlamam gerekiyor. Maalesef o konuda da elimde pek bir veri yok. Hatta yanlışları doğrularından çok daha fazla. Ama öyle bir şık var ki... Yani onu işaretlediğimde bütün yanlışlar bir anda yok oluyor. Bu adam benim babam. Benim ondan başka hiç kimsem yok. Böyle deyince biraz can acıtıcı oldu. Pardon. Neyse tamam. Nerede kalmıştım babam? Ben sizden babamla evlenmenizi istiyorum. Bunu babam için istemiyorum. Bunu ben kendim için istiyorum. Ki siz de bunu anlamışsınızdır zaten. Çünkü ben babasız kalmaya henüz hazır değilim Derya. Bir şey söyleyeyim mi Bilal? Bence alacaklar. Yok be gülüm, daha ortada bir şey yok. Ya sen bir sürü müşteri var dedi. Bana bak Bilal, vallahi ben sana söyleyeyim, ben bu mahalleden taşınmam ha. Ya sana mahalleden gideceğiz diye mi oldu gülüm? Ne yapacağız o zaman? Babanda kalırız madem. Ha? Bir süre yani. Ya sokakta kalmak da iyidir. İdare edeceğiz artık. Ben denize düşsem ona sarılmam kadar. Var benim bir hesabım, bekle. Allah Allah. Böyle rahat rahat konuştuğuna göre... Ha? Milyon dolarların mı var Bilal? Ha? Ay inanmıyorum. Ya yok o kadar değil ya. Derya. Ya nasıl kalalım bunca insan onun evinde? Evleniyormuş ya. Ne? Bak.
Ya okuyamadım ki, bakamadım da. Dur, göster. Bir dur. Çekil. Çekil, ben ha? Haberin kaynağına gidiyorum Bilal. Sen çocuk uyanırsa şey yaparsın, emzirirsin tamam mı? Ya ne emzirmesin? Ay inanmıyorum. Sınavda kopya çektiğiniz için disiplin kurulunun önündesiniz. Ve bunun çok ciddi sonuçları olacak çocuklar. Özellikle de senin gibi burslu öğrenciler için. Üstelik başarı oranına bakılırsa okul ortalamasının hayli altındasın. Hocam çok doğru konuşuyorsunuz. Ben haberim yoktu. Yani verilen A4'lerde bilgiler yazıyormuş ama ben A4'ü kaybettim. Eğer bana bir fırsat daha verirseniz ben çabalayacağım yani. Vallahi kastettiğin kopya çekmek oluyor bu durumda. Sinan'ın bir suçu yok hocam. Ben ona yardım etmek istedim. O olmaz dedi. Ama yine de cevap kağıdını göstermeye çalıştım. Ne? Hayır ya. Hocam gayet de şu an yalan söylüyor arkadaş. Mavi doğru söylüyor hocam. Ben olanları gördüm. Ya ikiniz de bir susun ya. Hocam hiçbirinin dediği gibi değil. Ben Mavi'nin kağıdını almak için Mavi'yi zorladım. Kağıdı aldım. Evet öyle oldu. Değiştirdi çünkü ben bilmiyordum. Yani hocam tamam ben kolay yol çalışmak varken zor yolu seçip kopya çektim. Olmadı, elimi yüzüme bulaştırdım. Ya ben vallahi pişmanım. Gerçekten pişmanım hocam. Ben hani bak vallahi hani yalanım varsa şuradan şuraya çıkmak nasip olmaz. Siz bana bir fırsat tamam, verin ben. Tamam çocuklar. Bir sözlü bir şey yani bir tekrardan yapalım. Oğlum ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorum abi? Ne yapıyorum? Yalanla bir yere varılmıyor. Bak doğruyu konuşuyorum en azından. Bari birimiz yansın. Tamam çocuklar. Biz kurul olarak sınavın tekrar yapılması konusunda karar verdik. Ayrıca hepiniz kopya çektiğiniz için ihtar aldınız. Ya o sıkıntı değil. Umarım daha akıllıca hareket ederek başarılı olmak için daha çok çaba sarf edersiniz. Lütfen bu şansı iyi kullanın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Allah razı olsun. Tamam evladım. Ya vallahi tamam. Allah. Tamam. Allah razı olsun. Hani ben daha hiçbir şey demiyorum. Çıkın oğlum. Bitti işte. Gittin varsa. Allah. Gelin abi gel. Bitti işte. Ya gel hadi gel şimdi. Allah Allah. Durduk yere bize olay çıkarıyor. Yok bugün delirmezsem bir daha da hiç delirmem. Neyse takma kafana bakma. 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 Derya abla hayırlı olsun. Başına talih kuşu konmuş. Al bak gelinlik dergisi buldum bakarsın. Zevzeklik etme Neşe, al şu dergiyi de. Boşuna demiyorlar işte insanlar parayı bulunca bozuyor diye. Ben şimdi gidiyorum yalnız bu muhabbete çok kırıldım haberin olsun. Aman eksik ol. Al dergini al. Al kız şunu. Ay çekil. Derya. Aa! Derya. İnanamıyorum ya. Ya ortalık kaynıyor. Hiç haber vermiyorsun. Hadi anlat bakayım. Anlatacak hiçbir şey yok kadar. Nasıl bir şey yok? Saçmalama Derya. Vallahi o sevmediğin kelimeyi söylerim. Hayır. Ölümü gör. Ya söyledim. Vallahi da söyledim. Anlatacaksın günahı boynuna. Hadi bakalım. Hayat kader. Allah Allah. Üf. Bekliyorum. Tam olduk yani. Bir bu eksikti. Evet. Şöyle. Hasan. Hasan diyorum baksana. Allah Allah. Beklesene ya. Dursana. Neşe Hanım lütfen beni takip etmeyi bırakır mısınız? Neşe Hanım? Evet hanım. Bundan sonra sen hanım, ben bey. Anladın? Anlamadım. Ya sen benim duygularımla oynadın. Neyi anlamaysın daha? Bir kalbe iki kişi sığmaz. Eğer bir kalbe iki kişi girdiyse birine çekip gitmek düşer ki o da ben olurum. Hadi görüşürüz şimdi anladın sen. Ne diyor bu be? Al kardeşim. Evet. İşte Kenan yarışma sırasında böyle çocukların önünde bir anda sahneye çıkıp evlenme teklif etti. Olan bu. Ama sen Önder'e evet dedin. Değil mi? Dedim. Dedim tabii ki. Hı, tamam. Tamam dediysen bunda bir sıkıntı yok. Yani düşünecek bir şey yok ki işte. Yani keşke her şey o kadar kolay olsun değil mi? Nesi var ne der ya? Nesi zor yani bunun? Allah Allah. Bana bak. Yoksa sen vicdan falan mı yapıyorsun ha? Yani yok öyle değildi aslında. Ali için. Değil mi? Babası olduğu için yapıştı bir yakana. Ya düşünme bunları Derya'cığım ya. Denemişsin daha önce olmamış yani. Hay Kenan zaten tedavülden kalktı gibi bir şey yani öyle düşün. Yani kullanım zamanı geçmiş adamın. O şansını o zaman kullanacaktı.
E şimdi Önder'de yani ne var yani ortada? Sen bunu şey yapman lazım. Hani Kenan'a da geçmiş olsun. Yani gerçekten geçmiş olsun. Adam sonuçta hasta yani ben hani o anlamda şey yapmadım da. Yani Derya. Bugün sizlerin seçmiş olduğu bir konu üzerine münazara yapacağız. Öğrenci olan var mı? Benim var hocam. Evet Zeyno, o nedir? Kadınlarla erkekler eşit midir, değil midir? Söz hakkımı kullanmak istiyorum da yani Zeyno şimdi boş boş konuşuyor, eşit değillerdir hocam. Bence Zeyno çok doğru bir soru sordu arkadaşlar. Evet eşittir diyenler. Ve eşit olmadığını düşünenler. Tamam çok güzel. O zaman münazara pozisyonuna geçelim arkadaşlar. Ben kadınların ve erkeklerin her konuda eşit olduklarını düşünüyorum hocam. Hoş. Bazı arkadaşlar bize hesap ödetmeyerek akıllarınca üstünlük kurmaya çalışıyorlar ama... Ya geç bu işleri, geç hocam laf çarpıtıyor, başka bir şey değil ya. Ya atma kızım şunu, atma, Allah Allah. Ya da nedense bizim kendimizi koruyamayacağımızı düşünüyorlar. Bana gelme. Sanırım öyle oldu Şahin. Ama bizim ne maddi ne manevi korunmaya ihtiyacımız yok. Çünkü biz çok zekiyiz. Bak ben buna katılıyorum hocam. Çok özel bir atlıyorum ama yani... Ben buna katılıyorum. Niye katılıyorum? Bu şeytanın eline bile su döktürüyor ya. Öyle zeki bu, öyle. Ya bunların öyle bir şey var ki hocam. Şimdi bunlar nasıl diyeyim, böyle fil hafızalı. Yani bunlara bir şey söylüyorsunuz, zamanı, mekanı ve yeri geldiği zaman şak diye yüzünüze vuruyorlar. Neden? Çünkü kuruntulular. Çünkü kuruntuları var. Onu öyle atma, yanındaki şeytana at onu taşla. İçime girdi zaten. Allah Allah. Ya hocam bunlar var ya, tuvalete bile birlikte gidiyorlar. Niye? O kuruntularını hep böyle konuşa konuşa gidiyorlar. Yanlış mı? Ya hocam bizim hakkımızda konuşmak için gidiyorlar. Ya ne alakası var? Niye sizin hakkınızda konuşalım ya? Bir şey söylemek istiyorum. %100 katılıyorum. Berk'e katıl. Eyvallah Berk. Ben de katılmam ama katılıyorum. Neyine katılıyorsunuz ya? Aa. Ne alakası var? Saptırıyorlar evet, ya. Ya biz ne konuyu saptıracağız ya? Biz hocam dümdüz neyse öyle gidiyoruz ya. Vallahi gidiyoruz. Neyse atma şunu artık Zeyno ya, Allah Allah. Hocam ya şimdi şöyle. Bizde alt metin yok. Sakin, basit adamlarız. Ben bir şey diyebilir miyim? Basit her zaman iyidir. Evet ya. Ya hocam. Misal. Ya şimdi biz iyiysek... Biz iyiyiz deriz. Hani kararsızsak bakarız deriz. Ama kızlar da öyle mi? Beyler, kızlar da öyle değil. Kızlar iyiysek derse bile hep bir ima. Hele bakarız derse kesin trip. Öyle değil mi ya? Öyle trip. Var trip. Öyle mi ya? Öyle mi? Bu seninle alakası yok mu? Canım şey de belli oldu. Yani analar ya bulaştı galiba. He? Çağrı, next station çağrı. Hocam maalesef erkeklerin en genel özelliği bu. Hiçbir şeyi tartışamıyor olmaları. Ne kendi aralarında ne de karşı cinsle. Aynen öyle. Ve böyle bir kavgacı tutum, hep bir şiddet, bir şey. Katiyen katılıyorum hocam. Katiyen katılıyorum. Biz tartışmaya kapalı değiliz ki. Biz erkekler olarak uzlaşmaya çalışıyoruz kızlarla ama uzlaşamıyoruz. Ya yanlış mıyım ya? He? Doğru. Aynen öyle. Hep soru soruyorlar. Bir de uzun uzun açıklama bekliyorlar. Biz basit adamlarız ya. Aynen bence de. Yani zaten hocam, böyle bir erkek uzun uzun konuşuyorsa ben kafam içinden hep şarkı söylerim. Niye? Biz boşuna mı konuşuyoruz? Erkekler uzun uzun konuşursa genelde saçmalıyordur. Ben de bu yüzden onu dinleyerek asla kafamı meşgul edemem. Güzel. O zaman bundan sonra evet, hayır. Ege ben onu mu demek istedim şimdi? Evet. Hocam bir şey diyebilirim. Şimdi. Hocam eşitliği birinin birinden üstün olması gibi bir yerden ele almazsak, ki bence zaten öyle almayalım. Benim fikrim şu. Şimdi erkekler daha matematiksel düşünüyor. Böyle olunca da erkekler plan yapınca plan oluyor. Ama kadınlar daha duygusal bir yerden baktıkları için... ...o plan her ne hikmetse geliyor, dönüyor, dolaşıyor, entrikaya dönüyor. Yani demem o ki... Bu böyle gelmiş, böyle gider. Dünyanın değişmez bir kuralıdır hocam. Çok doğru, çok katılıyorum. Ya doğru falan bir iki saatleri... Bu kadar belki katıldığımı hatırlamıyorum. Bak. Eşittir. Bu tartışma yönümüzdeki ders devam edeceğiz. Tartışmada varız, her tartışmada.
Bitti tartışma. Kenan Bey. Annemi neden bıraktınız? Yani ben ona daha önce hiç bunu sormamıştım. Sizin de teklifinizi ısrarla reddettiğine göre bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Ben anneni bırakmayı hiçbir zaman istemedim. Önce bunu da bir anlaşalım. Ama babam annenle evlenmemi hiç istemedi. Yani senin deden olur. Ve deden şu hayatta görebileceğin en vicdansız adamdır. Yani daha diyemiyorum, yaşıyor hala. Annenle en son ziyaretine gittik. Benim annenle olmamı hiçbir zaman istemedi. Hatta ne demişti, dur bakayım. Eğer o kızla evlenirsen annene her gün döverim. Ve annem yatalaktı. Yani ben de annemi Derya arada kaldım. Ve herkesin karar vereceği gibi senin de. Öyle karar vereceğin gibi anneni seçtim. Yani senin varlığından benim haberim yoktu. Babam bildiği halde bana söylememişti. Yani benim geçmişle ilgili verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Yok yani. Şu anda ne yapmaya çalışıyor? Şu anda biraz daha hayatta kalıp Berke ve sana iyi babalık yapmaya çalışıyorum. Ve bunu yapmak için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Sağ olun Kenan Bey. Ne haber oğlum? İyi baba, sen? İyi. İyi misin? İyiyim, niye? Hiç öyle görüşemedik yani bu şeyden. Kenan amcanın evlilik olayı falan. Çok görüşemedik. O saçma saçma bir şey oluyor. Boş ver. Anladım. O zaman şeyle devam. Derya ablayla devam değil mi? Ne demek devam? Tabii ki devam oğlum. Allah Allah. Zaten ben teklifimi etmişim. Teklif kabul edilmiş. Oo. Ali'nin haberi var. Sen de biliyorsun. Tamam işte. Yakın zamanda ciddiye biner olay. Güzel. Sevindim senin adına. Sevinmene sevindim. Önder, siz misiniz? Biziz. Mis kokuyor, neler yapmış annem benim. Sen önce doğru banyoya, hadi eller yıkanacak. Tamam. Sakın. Bu ne? Ay, dur. Affedersin ya. Hay Allah, haber yapmışlar da. Yani büyük aşk falan da yazıyorlar. Öyle mi gerçekten acaba? Aman yok işte. Bunlar hep Kenan'ın saçmalamaları falan. Ayıp yani, ben sen göreceksin, üzüleceksin diye falan tamam. Diye. o zaman ben fırından yemeği çıkarayım, sofraya geçelim. Bak. Ali, konuşabilir miyiz biraz? Olur. Konuşalım. Zülfikar abi. Vay Köksal abim, dur. Ver, ben alayım abi. Sağ ol Ali. Ne demek? Sağ ol. Sende de abi, teyze, dayı, amca maşallah çok. Kardeşleri hiç saymıyorum bile.
Tozcuka benim ailem. Ailem. Aile deyince işte benim tek kişi babam. Ha bir de sen varsın. Ama işte o küçük çekirdek ailenin bana yakın olan tek kişisini de kaybetmek üzereyim. Berk ben gerçekten çok üzgünüm. Ya keşke babanı kurtarabilecek kişi ben olsaydım da bir an bile düşünmeden. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Anladım ben onu, merak etme. Ama aslında babamı kurtarmak için, babamızı kurtarmak için yapabileceğin bir şey var. Nasıl yani? Annenle konuşabilirsin. Ben konuştum bugün. Ama senin konuşman şüphesiz daha etkili olur. Ya ben kararı ona bıraktım Berk. Yani sonuçta hayatı değişecek olan o. Haklısın. Haklısın lan. İşte eğer kabul etmezse hayatı değişecek kişi ben oluyorum burada. Ya da bitecek olan da diyebiliriz. Neyse, benim babamdan başka kimsem yok Ali. Yani çok sevilen bir insan olmadığımda biliyoruz zaten. Neyse. Ben senden annenle konuşmanı istiyorum. Ondan babama bir şans daha vermesini isteyebiliriz. Babamı kaybetmek istemiyorum Ali. Aslında düşününce sen de haklısın hani. Hani kendini bana adadın. Ve mutlu olmanın, kendi hayatını kurmanın, birini sevmenin senin de hakkın olduğunu düşünüyorum. Hem Önder hocam da gayet iyi bir insan. Şey, ben mutlu oldum böyle düşündüğümce. Yani Önder'le evlenmemizde bir sorun yok senin için öyle değil mi? Hayır, hayır. Seni üzmediği takdirde de başımın tacı. Üzmez. Ama. Ama ne? Kenan Bey'i düşünüyorum anne. Yani keşke benim uysaydı da verebilseydim. Bir kere bile düşünmeden verirdim. Ya kim olsa verirdim. Bugün ilk kez benimle konuştu biliyor musun? Samimi bir şekilde. Biraz geçmiş hakkında konuştu. Seninle olan ilişkisi hakkında. Biraz gelecek hakkında konuştu. Pek umudu yok ama şunu fark ettim. İnsan bazen hayatının sonuna gelince elindekilerin kıymetini anlayabiliyor. Zaman çabuk akıyor. Keşke
doğruları sona yaklaştığımız zaman anlamazsak. Orası öyle. Ama insanız. Hep dersin ya sen. İnsan beşerde şaşardı. Mesela Berk. İlk kez onu bu kadar korkarken görüyorum anne. Gerçekten babasını kaybedeceğine çok korkuyor. Biliyorum sen kararını verdin. Ama senden bir kez daha verdiğin kararı düşünmeni isteyeceğim. Farkındayım. Şaşırıyorsun, kızıyorsun. Ya bunca zaman bir kere bile babalık yapmamış biri için değer mi diyorsun biliyorum. Ama haberi yokmuş ki. Hani bilseydi bana nasıl babalık yapardı diye merak ediyorum anne. Ben babamın kurtulmasını istiyorum. Kusura bakma, benim sinirim bozuldu. Haklısın annem, ben de baba oğul ilişkisini düşündüm bir. Saçmaladım bir. Özür dilerim. Yok, özür dileme. Bir şey yok özür dileyecek. Hadi yemeğe bitirelim. Ali hadi lütfen. Kızım gel tamam. Tamam gel bakalım gel. Of. Ya bir şey söyleyeyim mi? Allah korusun yani biz bu evden taşınırsak var ya. Hani vitrini, dolabı falan hiçbir şey kaldıramam, götüremem yani. Evin demirbaşı oldu artık. Niye? Niye? Ben sana niyesini söyleyeyim. Çünkü annem bütün her şeyi böyle deprem korkusuna duvarlara montel ettiği, çivil ettiği için. E tamam, iyi bir şey yapmış işte Cibciğim. Önlem bunların hepsi. Aferin kadrocuğum sana. Sağ ol da bunları anlamazlar işte. Benim içim yanıyor ya. Ben kızımı bu evde doğurmuşum. Yani şu odalarda, mutfakta ne anılarımız var. Biz bu ev satılsa da bu evden çıkmak zorunda mıyız ki şimdi? Yani çıkmayı verelim olmuyor mu ha? Ya olacak iş mi Cibciğim ya? Millet eve alacak, elin evine çökeceğiz. Yakışmaz bize. Oh. İşim yanıyor. İşim yanıyor. Arap, sen bir gelsene benimle dışarı. Neden? Oğlum bir soru sorma ya. Bir dendiğinde yap ya. Bir kalk hadi. Konuşacağız. Ne oluyor ya? Nereye? Kardeşimle özel konuşacağım. Hanımlar bir sakin. Kalk hadi. Oğlum kalksana hadi, yatıyor hala ya. Kalk. Hadi kalk git. Allah Allah, Allah Allah. Ha şimdi var ya. Bilme kızım sen de ya, tepişme. Ya bir tekme atıyor. Oğlum, vurma sana kız. Son anında konuşacağız diye ne güzel evde oturuyordum ben, uyuyordum ya. Allah'ım ya. Ne anlat, ne konuşacağız abi, nereye gideceğiz? Ben anlamıyorum, koydun bizi buraya. Şu tekneyi soran herif vardı ya. Ne? He. Lan onu senle bir gidip görek misin? Niye abi, bizim amacımız tekneyi kurtarmak değil mi? Oğlum öyle, kurtardık da zaten, kurtardık. Daha hep şimdi daha önemli. Oğlum hepsini aynı anda yapamıyoruz, durum yok işte yani. Giden tekne olsun. Nerede şimdi bu? Şey ya bu, tavşan turan var ya, balıkçıların orada falan. Pilavcı var onun orada. İyi hadi paşam götür beni. İyi hadi de. Önder. Kusura bakma, ben böyle damdan düşermiş gibi geldim ama. Ay sorun değil, iyi misin sen? Yani... Evet, hiç. Ali evde mi? Ha. Biz o zaman başka bir yere de gidemeyiz. Ben o zaman sorunu sorayım, oradan da gideyim. Sen Kenan'la ilgili bir karar aldın mı? Yok, hayır alamadım. Yani şimdi düşünüyorum da ben. Kenan'ın hayatı bana bağlı.
Ondan şey yapamıyorum. Ya bak ama Önder, bu kim olsa değişmezdi. Ben yine aynı... Tamam, tamam. Diyorsun ki ben bir karar vermedim diyorsun, tamam. Hayır, vermedim. Sen yardımcı ol, sen konuş, sen bir şey söyle bana. Ben hani olmaz mı öyle? Ya bir şey söylemeyeceksin. Tamam, o zaman bırakalım, ölürse ölsün. Ne olacak ki, değil mi? Ali de annesinin, babasının hayatını hiçe saydığını düşünsün. Sen bu vicdan yükü taşıyabilecek misin? Bu sadece senin vermen gereken bir karar Derya. Öder, sen ne söylüyorsun ya? Nesrin'in başına bu olaylar geldiği zaman koşarak hastaneye gittin. Sonra da aldın, evine götürdün onu. Ben bir şey söyledim mi? Bir yorum yaptın mı bu konuda? Yapmam ki. Çünkü o senin çocuğunun annesi. Bakmak zorundasın. Şimdi Nesrin nerede? Bakıma muhtaç bir şekilde senin evinde. Sen bakıyorsun, öyle değil mi? Derya, sen nasıl Nesrin'le Kenan'ı aynı kefeye koyarsın? Kenan evlenelim diyor, evlenelim. Kenan ölüyor. Kenan ölüyor. Ya ne yapıyorsunuz siz bana ya? Beni nasıl köşeye sıkıştırdığınızın farkında değil misiniz? Sen benim ne kadar çaresiz olduğumun farkında mısın? Peki tamam, anladım. Eve gideceğim şimdi, Kenan'ı arayacağım. Ve diyeceğim ki yok, ben bu işte yokum. Yani ne olursa olsun, ölürsen de öyle, umurumda bile değil. Yani başına ne gelirse gelsin, istediğini yap diyeceğim. Ben, diyeceğim, rahat ya, ben sana onu mu diyorum? Ben sana... Ben sadece... Ben ne dediğimi de bilmiyorum da. Ben Kenan iyi olsun çok istiyorum. Ama böyle mantığımla kalbim arasında öyle bir sıkışıyorum ki. Peki ya ben? Ben ne yapayım? Beni anlarsın diye düşündüm. Ama anlamıyorsun. İmkansız bir şey bu. Ama bak, haklısın da. Anlamanı beklemiyorum. Çünkü bu yük benim yüküm. Derya, bu seni sadece... Tamam. Derya, bu sadece... Baba. Bir şey ister misin atıştırmalık? İçeri. Nasıl ya? İyi değilsen hastaneye götürürüm seni. Yarın gideceğim zaten, kontrollerim var. Ali, nerede Ali? Ali şu an muhtemelen annesiyle ufak bir konuşma yapıyor olabilir. Ya da yapmış bile olabilir. Sen bunu nereden biliyorsun acaba? Biz de öncesinde ufak bir konuşmuş. Olabiliriz tabii. Sen ne diyorsun? İkna eder mi annesini? Bilmiyorum. Sanmıyorum, bilmiyorum ya. Kapa. Ne oldu? Mete. Gel dedem. Bekle. Gel dedem, gel. Aile teyze. Berk'cim selam. Olsun. Ha, baban da buradaymış. Kenan'cığım. Tebrik etmek için geldim. Romantizm haberlerinizi duymayan kalmadı. Ayla teyze. Senin bilmediğin bazı gerçekler var. Berk'cim, senin de bilmediğin bazı şeyler var. O nedenle lütfen susar mısın? Ayla, lütfen. Ne lütfen Kenan? Ne lütfen? Berk. Biz babanla çok büyük bir aşk yaşıyorduk, biliyor musun? Ta ki Derya ortaya çıkana kadar. Sonra babam birden pof, beni terk etti. Dedim geçmişten bir şeydir. Bekle Ayla. Sabret Ayla, dedim. Ama Şaşırdım. Şaşırdım ama tamam. Yani sonuçta beni ilgilendirmez. Aşk sizin aşkınız. Gizli aşkınızın da detayları size kalsın. Bence bilmelisin. İleride ufak kardeşin sana böyle sorular sorarsa ona verecek cevabın olmalı, değil mi Berk? Ayla, yeter. Yetmez Kenan. Berk, anladın herhalde. Hamileyim. Babanla benim bir çocuğumuz olacak. Yani senin de kardeşin. Bir
tane daha mı? Baba ya. Tamam konuşuyoruz ya. Konuşuyoruz. Ayla tamam söyledin şimdi gider misin? Emin ol, emin ol senin hamileliğinden daha önemli sorunların var şu an benim. Emin ol, senin en büyük derdin bu Kenan. Ve bunu iliklerine kadar hissetmen için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ayla teyze. Vallahi billahi. Bilmediğin bazı şeyler var ya, önemli şeyler. Babam... Ayla! Kalk git. Kalk git buradan, ne yapıyorsan yap. Ne istiyorsan yap, kime ne söylüyorsan söyle. Seni duyan da ya kötü emellerimi alet ettim falan zannedecek. Koskoca yetişkin kadınsın. Alsaydın önlemini, bana ne? Çok pişman olacaksın Kenan. Hadi. Bu dediklerinle seni çok pişman edeceğim. Ya elinden geleni ardıramıyorum. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Sen dua et, gebereceğim ben. Gebermeyecek olsam... biliyor sana yapacağımı da. Ne o ya? Ufak bebek ya. Oğlum ben bebeğe ne yapacağım ya? Ben ne yapacaksam onu yapacağım. Yetmedi mi ya iki tane? Allah'ın hakkı üç. Kız olsa bari. Ben sizden babamla evlenmenizi istiyorum. Bunu babam için istemiyorum. Bunu ben kendim için istiyorum. Ki siz de bunu anlamışsınızdır zaten. Çünkü ben babasız kalmaya henüz hazır değilim Derya. Ben babamın kurtulmasını istiyorum. Anne. Ha. İyi misin? İyiyim. Anne ben senin üzülmeni istemiyorum ya. İyiyim merak etme Ali'cim. İyiyim ben. Biz sana baskı yaptık. Değil mi? Haksız da değilsiniz. Sizi anlıyorum ben. Çay yapayım mı? Hadi kalk yatsın ne olur. Hadi. Hadi. Devirme ortalığı gene. Olgun hadi. Lan üç katçı herif ya. Anladı sıkışık olduğumuzu. Timsah ya. Sen adama gidersen ihtiyacın var, ihtiyacın var, ihtiyacın var. Adam seni kafana vurur. Böyle yani. Kusura bakma. Satmayacak durumum mu var benim ya? Ne yapayım? Şu evi kurtarak da gerisi önemli değil. Kalanını da tezgah mal alırım. Allah kerim. Da başım gözüm sadakası olsun boş ver ya. Ya abi ben sana bir şey diyeceğim. De bana hemen kızma bak. Ya bak ben bu okul işinden anlamıyorum. Öyle oturup doğru konuşalım. Benim notlarım da çok kötü. E'si belli ki ayet okulundayım abi. Hani ben bir iş bulayım. Hani 100-200 ne koparırsam hayatım. Ya şöyle saçma saçma hareketler yapma bana şimdi. Ya abi dinle. Dinle bir. He dinliyorum ne var söyle. Ha ben sana yük olmayayım. Zaten evde ben haricim üç boğazlığa var. Oğlum bak benim şalterime indirme ya. Yapma şöyle hareketler. Sen okumazsan esas bana yük olursun. Bak bana lise terk. Ne oldu? Hiç. Oradan oraya koşturup duruyor. Oğlum ben kadere diyorum ya çocuk istiyorum falan diye. Bir taraftan olacak diye de ödüm kopuyor biliyor musun? Masrafları eksi yediği nasıl hallederiz diye. Hadi sen beni gel sen şimdi Duru'yla birliktesin. Şimdi size laylaylım da. Bir süre sonra karşındakine batar oğlum böyle şeyler. Anlıyor musun? Sadece bu eksiğini yediğini giderme meselesi değil bu. Yemeğe çıkarma meselesi değil. Yanındakiyle aranı çok açmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Heh. Sen iyi diyorsun da. Ben ona şimdi de yetemiyorum. Ya bak. Yanlış anlama beni. Yanlış anlama ne olur. Neyle yetemiyorum? Abi yetemiyorsun tabii. Hayat... Görmüyor musun hayat? Bak, oğlum tamam yeteceğiz ya. Daha fazlasını inşallah yapacağız yani. Sen düşünme beni boş ver ya. Lan neyi düşünmeyeyim? Benim işim düşünmek oğlum. Düşünmeyip de ne yapayım? Herkesin bir görevi var. Siz okuyacaksınız, biz çalışacağız. Bu kadar ya, bitti. Ben şimdi seni Zeyno'nun ihtiyaçlarını göremeyeceksem, kaderin ihtiyacını göremeyeceksem ben ne yapayım? Atıyorum, kader bana dedi ki,
ben hamileyim. Kolunla tutup doktora götüremiyorsan ben niye yaşıyorum ki? Düşüneceğim tabii. Vallahi iştahım kaçtı ya. Allah. Sana ne diyeceğim? Senin çocuğun çok şanslı olacak ha. Ne gülüyorsun lan? Ne oldu? Öyle vallahi mı? E olacak tabii. Ben varım. Parası olmasa da sıkıntı yok. Oğlum düşünsene. Yeğenin oldu şimdi. Okumuş yazmış. Amcası olsun istemez mi ya? He? Arap amca diyecek ben bunu nasıl edeyim, nasıl yapayım? Ona yol göstereceğim. Bunları da düşün biraz. Tamam mı? İnşallah. Morali nasıl? Bilmiyorum ki. Eyvah. Peki. Bilmiyorum ama ne karar verirse saygı duyacağız. Tamam. Tabii. Artık. Anne. Neyse. Anne ya. Otursanıza. Gel al. Şimdi bu kararım kimimizi üzecek, kimimizi sevindirecek. Şayet uzmanların da söylediği gibi tek donör bensem, senin de söylediğin gibi. Burada bir suç işlemiş olacağız. Maalesef. Ama başka da şansımız yok sanki. O yüzden de bütün konuştuklarımız, tartışmalarımız falan aramızda kalacak. Önder hocam. Onu ben söylerim. O kimseye söylemez. Sen nasıl uygun görüyorsun? Yani uygun görmek değil de bana söyleyecek çok söz kalmadı aslında. O yüzden de tamam. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hemen ivedilikle işlemlere başlatalım. Ne dersin yani? Arap, hadi kahvaltı hazır. Hadi kızım bırak sen de şunu kucağından artık. Ya olmaz, bırakınca ağlıyor anne. Ağlar tabii, alıştırdın çocuğu kucağa. Heh. Heh. Abin nerede? Fırına gidiyorum dedi, gelmedi hala. Şey, abim bir takım böyle işi var mı ya? Beni bekleme, kahvaltınızı edin de o halledip işini gelir ben. Allah kahvaltımı Allah. Edeyim. Ne işi ya? Bir takım işler varmış da Kader abla ben de hani şey yapmayayım ya kahvaltımı edeyim. Hadi siz başlayın o zaman kahvaltınıza. Zeyno. Günaydın. Günaydın Bilal, neredesin? Ne bu ya? Aa. Bilal bu ne? Banka mı soydun? Döviz bürosuna mı bastın? Gasp mı ettin milleti? Ne yaptın Bilal? Ne bu para? Ya anne bir dur, bir fırsat ver adama ya. Tekneyi sattım. Bu da kalan. Kalan mı? Kaç milyon var ya burada? E gerisi? Gerisi dördümüz. Yani ailemiz için ben bir şey aldım. Ne? Haberi ben vereyim. Kader abla. Abim bu evi aldı. Ne? Bilal! Aa! Ya Bilal! Vallahi. Ne oluyor? Bilal ne oluyor? Vallahi yaptık böyle bir şey. Ay kız, inanmıyorum. Yam yam gibi vurma bana. Bir de gavura vurur gibi vuruyorsun. Şey yani tekneyi sattıysan ne yapacaksın şimdi? Ne iş yapacaksın? Ya Kado hala düşündüğün şeye bak ya. Ya başımızı sokacak bir evimiz var mı? Var. Tamam, tezgahımızı açarız, ekmeğimizi taştan çıkarırız. Bitti gitti ya. Şimdi sıradan başlıyorum. Civciv al bakalım bu senin. Cicili bicili kıyafetler al, ne istiyorsan giy. Allah razı olsun be. Benden de. Al bakalım.
Şu kızı bir yemeğe çıkar, bir çiçek al. Sap gibi yanında dolanma. Yapacağım tamam valla. Dağıttın çoluk çocuğa bütün parayı ya. Kadocuğum, al bakalım bu da senin. Geçen gördüğümüz paltoyu alırsın. Yok. Yok yok, hayır, ya hayır, 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 yok. Olmaz, sen tezgah açıyorsun şimdi, lazım olur. Hem evimiz var, ne güzel. Aman çok sarsak da olur. Çuval giysem yakışıyor zaten bana, boş ver, istemiyoruz. Harbiden ya, ben de istemiyorum. Ha, aynen ya. Ya olmaz öyle, ya. Ben ondan ikini de istiyorum. Vallahi bu para beni bozsun istiyorum ben artık. Yeter vallahi, bıktım ya. Ver, ver, ya, ver. Oğlum ver hakkını. 200. Lan oğlum, kime ne verdiysen ver. 400'ü ver. Yetmez. Ver. Ya. Bak sündürüyor. Versene oğlum kadınınkini de. O da 400. Heh, herkes ne ihtiyacı varsa görsün. Oğul paltoyu al ki. Sen önce borçlarını öde bana. Tapuda seni o paltoyla görmek istiyorum çünkü. Tapu mu? He. Kadastro. He kado. Kadastro. Kadastro? Aynen. Nasıl yani? Nasıl yani? Ortak yaşamıyoruz mu biz? Tapuyu da ortak yapacağız. Bu kadar. Adamsın be Bilal. Adamın hastasın be. He. Canımsın sen benim. Bak bu sabah uyandığımda ben de adamı nasıl gibi hissediyorum. Kapı çalıyor. Emlakçı geldi. Kado, kasa sende. Tamam onu ben alayım da. Hadi bakalım uzak. Aldık ya evi. Geç otur. Belgeleri getirdi. Hadi, hadi. Belgeleri. Kız evimiz varmış bizim artık. Evimiz evimiz. Oo Vedat Narinses. Hayırdır? Kokusunu aldın herhalde. Ne? Yok bir şey, boş ver. Ya seni alakadar eden mevzu yok. Sen bir Arap'ı çağır hele. Arap! Arap! Ya bunu alakadar ediyorsa beni de der. Söyle mevzu ne? Ne oldu baba? Kokusunu mu aldın? He? Ya oğlum kokudur tutturmuşsunuz. Ne kokusu la bu? Ya şey bebek altını pislemiş de evi kokuttu onu diyorsun. Eğlenmeniz bittiyse ben asıl mevzuya gireyim. Anan aradı. Ne olmuş? Ne dedi? Yani şu af çıkıyor falan diyorduk ya. Akılsız anan yakmış affı. Cezaevinde bir arbede çıkmış. O da birine takmış bir şey. Bir dakika, bir dakika. Anam iyi mi anam? He? Ya biraz yarası belesi var ama iyi. Ya Zeyno. Zeyno benim kaç kolumla montumu getirsene zahmet hadi. Ya Arap dur oğlum. Bugün görüş mörüş yok. Bir sakin ol. Ya abi olmazsın mı? Dur tanıdık kaç senedir girip çıkıyoruz oraya. Konuşurum ben. Ben girerim bir şekilde bir yolunu. Oğlum geç içerisine. Abi, geç olacak iş mi? Bir sakin ol. Ya senin yaptığın iş mi şimdi ya? Damdan düşer gibi denir mi bebeğe bu? Ya ne yapacaktım lan? Modern aileler gibi psikolog mu getirecektim? Öyle de anlatsan öyle, böyle de anlatsan böyle. Ananız affını yakmış. Başka izah tarzı var mı? Sanki çok geleneksel bir ailemiz var da moderni kaldı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Alo. Hazal nerede bu kuaför? Kaportajının yanından geçtin mi? Geçtim, oluyor iki dakika falan. Aşkım dön dedim ya sana. Kaportajının yanından dön dedim. Devam ettiğin sokak çıkmaz şu an. Ya dön ne? Bir kere sabah sabah ne bu kuaförü ya? Ay anlamazsın sevgilim. Seni aşar bu mahallenin sorunları. Sular kesikti, saçımı yıkatmaya geldim. Ya neyse, kaportacının oradan mı dönüyorum? Dönünce 100 metre ileride sağa çek, bekle beni. 10 dakikaya bitiyor iş. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oluyor ya? Ben bir şey sipariş etmedim ki. Kenan Bey gönderdi efendim. İyi günler. İyi günler. Bu ne ya? Yok artık. İnanamıyorum. Ne bu ya? Ay iyice delirdi. Delirdi. Aklını kaçırdı yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Ne oluyor anne? Hiç. Baban aklını kaçırdı herhalde. O göndermiş. İyice delirdi. Allah Allah. İnşallah bu içtiği ilaçların falan yan etkisi filandır. İnanamıyorum şu yaptığına gerçekten. Derya emret.
Ay ne bu gönderdiklerin? Aklını mı kaçırdın? Delirdin herhalde sen. Şey işte gelinlik, ıvır zıvır şeyler işte. Ya görüyorum ne olduğunu, gelinlik olduğunu da görüyorum. Sen benim gelinlik giyeceğimi falan mı sandın? Ya gerçekçi olsun diye Derya. Bak gerçekçi olsun diye suyunu çıkaracak değiliz, tamam mı? Giyerim dolaptan bir şey, gelirim. Olmaz, olmaz. Yani beyaz olsun ama yani olacaksa da lütfen. Beyaz olsun şimdi. Ya bak bu işin şakası yok. Herkes numaradan evlendiler falan der. Ben sana hemen bir sipariş vereyim, göndereyim, tamam? Hayır. Sipariş falan verme. Evde var bir şeyler. Ben gidip geleceğim, tamam mı? Peki. Gelin tribi. Normalde biraz gerginlik olur şimdi. Acık tabii. İkinci baharda olunca. Oldu be. Ay deli. O ne? Ya ayakkabısına kadar ya. Ayakkabısına kadar. Adun. Hayırdır, ne yapacaksın? Adun ne dedim? Ege kardeşim, hayırdır? Ege mi? Tam dövüş sebebi sen, bir Karadenizli Ege mi dişi? Lan oğlum, boş yapmasa dede gel, ne oldu? Ne yaparsın bu mahallede? Sana ne kardeşim? Ne demek la bana ne? Ne demek la bana ne? Peki benim yavukluğuma dolan isin? Lan oğlum, bana ne senin yavukluğundan? Kız arkadaşım şu kuaförde, onu bekliyorum. Lan hamsi kafalı. O kız benim sevdalığım. Bir de tutturmuş demişsin ki kaçırırım onu, götürürüm o yana bu yana, sen hayırdır la? Şu geçen günkü salak mevzu. Oğlum bak, o kız benim kız arkadaşım. Anladın mı? Bir daha da öyle anneni falan göndermeyeceksin. İn lan aşağı. İn lan aşağı, ben senin boyun ölçüsünü bir alayım bakayım. Oğlum bak git. İn lan dedim sana. Ya İn oğlum, lan aşağı. Bak git. İn lan aşağıya. Bak git. İn lan sen de değil mi ben sana aşağıya indim. Al lan indim lan. Bak indim lan. Bak. Hazal kız bir bak. Hazal. Ay ne oldu ya? Telefonum. Aa. Ay sağ ol ya. Ulan sen utanmıyor musun lan küçücük kız ha? Bu Ege'nin sesi. Kaç yaş küçük lan o kız sen lan. Yavuş olsun da cebime cürsün de. Abo Hasan. Ege. Hasan. Ver lan. Biliyorum lan. Hasan. Ege. Ay, ya ne yapıyorsun? Hasan dur. Dur lan sen var ya. Ege. Lan ben indim. Hayvanı bu şu an kovaya sokma da buradan gitme. Ya Ege. Ya hayır sen arıyorsun. Ya Ege. Ya bırak. Ege geleceğim tabii ya. Allah'ın izniyle ben yarın sabah uyanır uyanmaz oradayım. Ben gelmek istedim de abim dedi ki sana izin vermezler. Ben müdürle konuşacaktım normalde, diyecektim hani. Ben merak ettim. Ya sen iyi ol sen. Sen iyi ol. Boş ver bizi. Boş ver ya, Allah Allah. Vahlama artık böyle. Vallahi vahlama. Beni de üzüyorsun. Beni de üzüyorsun. Böyle yapma. Tamam. Sen iyi ol sen. Sen şey yapma öyle. Ha, sıkma canını. Tamam. İyiyiz. Sıkma. Evlatları burnunda tutuyordur o. Yahu herkes iyi, herkes be. Abim yanımda. Kader yengem yanımda bak. Kader abla, Kader yengem. Be. Selam. Selamları var, selamları. Bak hepsi selam. Selam. Süren sıra, sırası. Tamam sen. Ben de seni seviyorum anne. Tamam, Allah'a emanet ol, tamam. Bak dikkat et, kurban olayım. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol, kapat. Tamam. Ne diyor oğlum, ne olmuş? Ya biri bir şey saplamaya kalkmış böyle. O da elinden almış onu. Saplamış, af uyanmış. Ben nasıl bir iş bu, ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum abi, canım nefsi müdafaa değil mi? Değil mi abi? Ben bana bir anlattın ya bana Allah. Sen artık ya iyi düşünüyorum, onu düşünüyorum. Sesi de iyi geliyor, her şey iyiydi.
Allah'ıma bin şükür valla. İyiydi yani. O yüzden sıkıntı yok hani. Bugün değil. Belki yarın da değil ama elbet bir gün. Elbet, elbet bir gün. İyi olacak her şey. İyi olacak. Yüzümüz gülecek. Olacak paşam, olacak. Merak etme, yüzün gülecek. Yüzümüz gülecek abi. Bizim yüzümüz gülecek. Böyle ayrı gayrı yok. Hepimiz mutlu olacağız. Doğru, haklısın. Hepimizin yüzü gülecek. İnşallah. İnşallah. Vedat. Geç demiştin, nakit diye konuşmuştuk. Bozduracak zaman olmadı. Hem bu paradan daha kıymetli, her dakika değeri artıyor çil çil. Sahte olmasın da. Amma yaptın ha. Bunlar benim oğlanın düğününde. Hep ısım akraba. Bizim aileden sahtekar adam çıkmaz. Ne gelirse ısım akrabadan gelir. Senin hatun da dişli çıktı, takmış bıçağı bizimkine. Taktırmayaymış kardeş. Korkmuştur kadın. İki iftira alsın, biraz dayak yesin, yaktırsın gümüşün affını dedik. Seninkiler çıkarmış. Vallahi ben bilmem. Bizimkisi memur olsaydı 6 ay iş göremez raporu alırdı. Arada sırada yoklarız seni. Bu çeyrekler yetmez anlayacağın. Aklında olsun da sonra şaşırmış gibi yapma. Hadi eyvallah. İki dayak yesin. İftira atsın. Yansın. Gümüşün affı yansın. Yansın gümüşün affı. Şimdi ben anlamadım. Yani sonuçta tıp ilerledi. Bunun bir hani çözümü, bir yolu yordam yok mu? Var. Var. Olduğu için de zaten tedaviye başlandı. E tamam, ne güzel işte. İyileşecek Kenan Bey, bak göreceksin. İnşallah. Benim size söyleyecek bir şeyim var ya. Hayırdır la? Neyim var? Ya Ali söylesene, diktin bizi buraya ya. Kötü bir şey mi? Tamam, sakin Zeyno. Kötü bir şey değil. Annem evlenemedim. Ne? Evlenme teklifini kabul etmedi. Hayır dedi. Zeyno doğru diyor. Derya teyze konferansta bas bas bağırmadı mı hayır diye? Doğru. İşte sonrasında da işler değişti, teklif kabul etti. Tamam, hayırlısı olsun diyelim o zaman değil mi Arap? Hayırlısı olsun. Tabii, hayırlısı olsun. Allah bir yastıkta kocatsın mı diyeyim Zeyno? Tövbe estağfurullah şimdi beni. Sen şimdi... Onlarla yaşayacağım. Ya Berk de. O zaman taşınacaksın yani mahalleden. Ya ben bırakır mıyım sizi hiç ya? Ne mahallemden taşınırım, ne de Berk'le aynı evde yaşarım. Ali bak benim kafam valla karma karışık. Hani sen Derya teyzeyle Kenan Yazoğlu'yla evlenecek diyor. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Evet. Değil mi? Oğlum bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ne oluyor ben anlamadım hiçbir şey. Ya evlenecekler ama aynı evde yaşamayacaklar. Ben komple gittim bak. Ben mantık sıfır şu anda. Oğlum nasıl oluyor böyle bir şey? Zeyno vallahi ben anlamıyorum. Ali sen hakikaten ne diyorsun ya? Biliyorsun evlenecekler, bir aynı evde yaşamayacaklar. Bir kere senin bu söylediklerin Derya teyzenin karakterine ters. Sen iyi misin ya? Yediğin bir şey falan mı dokundu sana? Şimdilik bu kadar bilin yeter Zeyno. Akşama da aile arasında olacak nikah. Tamam. Sizi o yüzden çağıramıyorum. Bilin yani. Gönül koymayın bana. Ha bir de bu akşam. Ali, ya senin bize söyleyemediğin bir durum falan mı var? Doğru ya bak. Ali ben de bir nem kaptım şimdi. Bak ben nem kapınca çıktığını biliyorsun. Oğlum bu adam Derya teyzeye tehdit falan mı ediyor? Ne oluyor? Lan tehdit etse izin verir miyim ben evlenmelerine? Arap. Vallahi. Yok. Evlenecekler sadece. Ben siz duyun diye söylüyorum. Benim kimim var sizden başka? Kendimi açabileceğim. Tamam. Hani başkasından duymayın sonra. Hadi ben eve gidiyorum, anneme bakacağım. Sonra haberleşiriz. Selam söyle. Nasıl diyorsan öyledir. Hadi. Eline sağlık Zeyno. Afiyet olsun. Çaresiz kaldım. Annemle babam
Başıma gelenleri duyunca koyuverdiler kapının önüne beni. Nereye gidecektim ki? İşim yok, param yok. Bari kızım sersefil olmasın istedim. Ya tamam Sevda, sıkma canını artık. Bak biz kol kanat gerdik, sağlığı saati de yerinde. Çiçek gibi baktık vallahi. Ha. Allah razı olsun sizden de. Kadın sığınma evine gittim, yapamadım. Kızımı çok özledim. Çok pişmanım. Ya tamam Sevda, alacağım bebeğini kucağına. Yüzün gülsün artık. Hem öyle sığınma eviyle falan da olmaz yani. Bak bir iş bulalım biz sana. Çalışırsın hem. Sadece iş olmaz Bilal. Ev lazım, eşya lazım, çocuğun masrafları. Hay Allah'ım yarabbim ya. Talihsizliğe ya bizim yüzümüz gülmeyecek mi ya? Allah'ım şu bebeğinin hatırına bari bir yol göster bize. Bilal. Bir yol var aslında. Tamam sıkma canını, halledeceğiz. Yüzümüz gülecek. İyi ki varsınız siz. Aradığınız numaraya şu anda ulaşamıyorum. Sinyal sesinden sonra lütfen tekrar sesinden sonra mesaj bırakın. Önder. Bana kızgınsın. Daha da ötesinde kırgınsın biliyorum. Ama bunu niye yaptığımı biliyorsun. Kenan'a karşı hiçbir hissim olmadığını da biliyorsun. Beni anlamak zorundasın. Burada birinin hayatı söz konusu ve o kişi benim oğlumun babası. Ben sadece onun hayatını kurtarmak istedim, o kadar. Beni anlamanı istiyorum. Lütfen böyle yapma. Telefonunu aç. Lütfen Önder. Ne? Sen ciddi misin ya? Aa! Bu ne acele ya? Tamam. Tamam, söylerim ben Önder'e. Ama aşk olsun, insan önce bir haber verir değil mi? Ona göre yaparız hazırlığımız. Tamam, ben Önder'i de alıp geliyorum o zaman. Peki. Hadi şimdiden tebrikler o zaman. Bay bay. Nesrin, sen hiç benim telefonumu gördün mü sağda solda? Yok, görmedim. Çıldıracağım ya, of! Sen bu arada kime söz veriyorsun ben böyle Önder'i de alırız geliriz falan diye? Ha, Kenan'a. Kenan'a? Ha, şey, arayan Kenan'dı. Bu akşam Derya'yla Yıldırım nikahıyla evleniyorlarmış. Ne? Bu akşam? Hı. Senin haberin yok mu? Hani beni davet edince ben sana söylemişlerdir diye düşünmüştüm. Benim haberim... Derya bana söylerdi ya. Söylememiş demek ki. Her şeyin bitmesine birkaç saat kaldı. Tekrar eskisi gibi olacak. Kurtuluyorum senden Derya'cığım. Evet, evet, evet. Gitti, gitti. Bebek gitti. Çok güzeldi o. Güzeldi. Ama gitti. Gitti bebek Bilal. Ya Osman abi, kurban olayım bak şöyle şeyler deme. Hem bak, ben sana bebek... Yapacağız biz söz. İşte o zaman oynarsın, sıkılmazsın, vaktini onunla geçirirsin. Tamam Osman abi? Söz veriyorum ben sana. Sağ ol Osman. Hadi hocam. Afiyet olsun. Yapacağınız siz bebek. Kader.
Ne zaman? Bebek ne zaman? Nasıl ne zaman? Hadi cevap ver Bilal. Ne diyor? Ya ne bebeği Osman abi? Allah Allah. Ya ağzımdan çıktı işte ya. Fena mı olur Kadu? Şurada şöyle dolansa. Ne olur sanki? İyi olur. İyi olur kader. Bebek, bebek bereketli kısmetiyle gelir Bilal. Bak ağzından bal damlıyor ya. Ya şu bebe şu eve girdiğinden beri işimiz yolunda gitti mi gitmedi mi? He söyle. Gitti değil mi? Bak nasıl bakacağım korkusu yaşama. Vallahi bak Osman abi var değil mi? Civciv var. Arap zaten sırtından indirmez. Ya ne kadar mutlu olur bir düşünsene. Anası içeride diye morali bozuk ya. Amca olacaksın diyeceğim ben buna. İki dakikada düzelir. Vallahi her şeyi düzeltir ya. Anası gümüş, gümüş, anası gümüş. Gümüşün affı yandı, yandı. İki iftira atsın, dayak yesin. Gümüşün affı yansın dedi. Altın dedi, adama dedi. Ne? Ne diyorsun Osman abi, kim dedi? Sen bana bak Osman abi. Bak bana bak. Kim dedi abi bunu? Sen kimi gördün? Kim dedi? Vedat. Vedat dedi. İki iftira atsın dayak yesin gümüşün affı yansın dedi. Altın dedi, düğünden dedi, adama dedi. Berk'i al şu. Baba ya, acıları getirdim. Bak işte. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Esas böyle fedakarlık benim hayatımı kurtardığın için. Bu işler bittikten sonra boşanıyoruz ama bir sorun çıkarmayacaksın değil mi? Tabii tabii, tek celsede konuştuğumuz gibi hiç. Hı hı. Yani nasıl istiyorsan öyle. Her şey, konuştuk her şeyi. Kenan şu işi bir dakika. Bir dakika onu bir çeker misin? Anlaşmamızı tekrar hatırlayalım lütfen. Tamam mı? Bu evlilik sadece ve sadece kağıt üzerinde bir evliliktir. Tamam mı? Akşamları evime giderim. Geceleri de bu evde kalmam. Hiçbir şekilde bu evde kalmam. Tamam mı? Ali isterse gelebilir. Sen de istediğin zaman bize gelebiliyorsun. Kapımız sonuna kadar açık sana. Yani biz her ne kadar aile olamasak da... Berk'cim ben seni aileden sayıyorum. Unutma bunu. Tamam mı canım? Ben birine benzettim sizi. Tamam Ece. Artık her şeyi konuşuyorsak insanlar bizi bekliyor bak orada. Hani... Buradan tutuşmasak da olur. Orada da tutsak olur. Ama... İnandırıcı olsun. Peki, daha tamam. İnandırıcı olsun. Artık gidebilir miyiz? Bak bütün nikah memuru falan, davetler falan herkes bizi dışarıda bekliyor. Bir biz İyi tamam. Hadi. Akşamlar, merhaba, damat. Evet, gelin ve damat yerini aldığına göre nikah akdine başlıyorum. Adınız, soyadınız. Evet, Derya Öztürk. Kenan Yağızoğlu. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak beyan etmiş bulunmaktasınız. Evlenmenize engel bir durum bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup, şimdi bir kez daha... Misafirler ve şahitlerin huzurunda bu isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Siz Sayın Kenan Yağızoğlu, Derya Öztürk'ü hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet!
Sayın Derya Üstü, Kenan Yavuzoğlu'nu hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Derya Üstü, Kenan Yavuzoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Derya. Derya. Hayır. Kenan, çok özür dilerim. Ben yapamayacağım. Derya, Derya. Anne, ne yapıyorsun? Vicdanımı değil, kalbimi dinliyorum. Sen de öyle yap. Evet.